İki ihtimal var Handan'ın kayboluşunda. Handan Çakal'ın şüpheli kaybının arkasında ne olduğunu kurcalayacağız efendim. 15 yıldır kayıp olan 19 yaşındaki Handan Çakal ve onu öldürdüğü iddia edilen Onur D. tanışıyorlar mıydı? Anne benim çok arkadaşım var ya, İstanbul'dan bile var, o benden yaşça büyük, üniversiteyi bitirmiş demişti. Kendinden yaşça büyük üniversite mezunu genç Onur D. olabilir mi? Onur ve Handan sevgili miydi? Handan'ı görünce yanındakine baktım. O benim hafızamda yer etti. Dedim bu o yani, o çocuk. Onur'un sevgilisiymiş. Handan Çakal'ın başına ne geldi? Kadın mahvolmuş ya. Bu kadının olabilir ve belki bir engeli de vardır, bir şeydir ama bu demek değil ki tacize uğrayacak. 70 yaşındaki ev sahibi tarafından 7 yıl boyunca cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Güngör Efe bugüne kadar neden konuşmadı? Bir de çocukların yüzünü, eşinin yüzünü göremezsin dedi. Güngör'ün yaşadıklarını kim biliyor, neden susuyor? Bu karnındaki çocuğun o dededen olduğunu biliyor ama susuyorlar. Cinsel tacizle suçlanan Mustafa Bey taciz iddialarına ne yanıt verecek? Ben onlara balkondan her gün 5 lira 10 lira atıyorum harçlık yapın diye. Sen ama... o eve girdin mi girmedin mi? Dede ben seni kapıda yakalamadım, onu söyle. Sen bu Güngör'ü taciz ettin mi etmedin mi? Çocukların babası kim? Çiftin iki tane çocuğu var. Güngör 5 aylık hamile ve bir DNA testi yapılmasını istiyor. Bu işlemi şu an itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Sabah dedim 8'ine, 4'üne, 5'ine kadar dedim. Sen dedim baldızına ne konuşabilirsin? Vallahi beni bayağı bir uyutmuşlar. Eşinin ve öz ablasının ihanetine uğrayan Sinem Zengin'in oğlu Mustafa kötü muameleye mi maruz kalıyor? Kadın çocuğun kolundan çekiştirerek çıkıyor. Sinirlendim, öyle bir çekiştiriyor ki çocuğu. Çocuk da teyze kolum acıyor dedi. Kolundan tuttum çocuğu. Telefonu çekiştirmek nedir küçücük çocuğu? Sinem Zengin oğluna kavuşabilecek mi? Biz pişman olduk deyip getirsinler. Bu çocuğu bir an önce emniyet birimlerine teslim edin. Sonra siz ne yapıyorsanız yapın. Küçük Muhammed Mustafa nerede? Bütün işaretler Ankara'yı gösteriyor. Buyurun lütfen oturun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum programımıza geldiğiniz için, katıldığınız için. Sağ olun, var olun. İnşallah güzel geçsin saatlerimiz. Müjdeli haberlerle geçsin. En önemlisi o buradaki konuklarım için. Ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim TV8 ekranlarından. Hepiniz ekranlarınızın karşısına hoş geldiniz. Gününüz kalan kısmı çok güzel geçsin. Huzurlu ve sağlıklı geçsin inşallah. Sevdiklerinizle. Sağ olun. Evet, şimdi efendim Nafiz baldızıyla birlikte kayıplara karıştı biliyorsunuz. Ama giderken iki oğlundan birini de yanına aldı. Ayrılmak üzere olduğu eşi Sinem stüdyomuzda ve çocuğunu aramaya devam ediyor. Biz de Sinem'in oğlunu aramaya devam ediyoruz. Baldızıyla kayıplara karışan Nafiz'i de inşallah Allah'ın izniyle çok yakında bulacağız ve Sinem'i diğer çocuğuna kavuşturacağız. Bu arada evde bir oğlu daha var biliyorsunuz ama Nafiz o çocuğunu herhalde Muhammed kadar çok sevmiyor. Bundan bu anlaşılıyor. 2 senedir onu da hiç görmediğine göre, onu görmek için herhangi bir çabası da olmadığına göre inşallah ona en kısa sürede yaklaşacağız. Efendim Eskişehir'de bir taciz olayıyla gündeme geldiler. Bir karı koca Güngör ve Ferdi Ete çifti. Onlarla ilgili dün ilk süreci başlattık ve
DNA örnekleri alındı. Bir muhabirim Eskişehir'de her an bize bir sürpriz yapabilir. Tacizle suçlanan kişi bakalım konuşacak mı canlı yayında, muhabirimizin yanında olacak mı? Ve Handan Çakal konusu 15 yıla yaklaşıyor ortadan kaybolalı. Cinayetle suçlanan kişiler vardı. Moldova'dan canlı yayına bağlanmıştık. Bugün o konuyla alakalı gerçekten sürpriz ötesi, yani sürpriz bir konuk stüdyoda olacak ve bütün bildiklerini anlatacak. Bakalım onun anlatımından sonra karşı taraf, yani cinayetle suçlanan, cinayetle suçlayan herkes ne düşünecek, ne konuşacak? Çok önemli gelişmeler olacak bugün stüdyoda. Efendim, uzmanlarımız, adli tıp uzmanı, yardımcı doçent Doktor Taner Güven hocamız var aramızda. Emekli Cinayet Büro Amiri Metin Örel, avukat Ayşe Üstünel Dağdelen. Bugün bir başka konuğum daha var. Önemli bir konu için burada. Kişilik analizi ve beden dili uzmanı Gamze Baytöre. Gamze Hanım bize bazı profillerin konuşmalarından, vücut dilinden anlam çıkaracak ve özellikle de Moldova'dan bağlanan ve cinayetle suçlanan 15 sene sonra konuşan Onur D'nin konuşmalarında aslında konuşurken vücudunun mimiklerinin ne demek istediğini anlatacak bize. Hoş geldiniz efendim. Şimdi Sinem konusuna geçince, Sinem'le biraz konuşalım. Dün aslında bu arada şunu söyleyeyim ki Sinem'in baldızıyla birlikte kaçan kocasıyla ilgili ve baldızla ilgili çok fazla ihbar alıyoruz. Çok fazla ihbar alıyoruz. Bazen şunu söylüyorum Sinem, seyircilerimiz bilir, sen de biliyorsundur eminim. Her şeyi burada konuşamıyoruz. Konuşmamamız gerekiyor. Hani nasıl bazen adli merciler diyor ki bu konuda susun. Evet. Çünkü selameti açısından soruşturmanın delika vesaire, onun başka bir versiyonunu düşün. Biz de konuşamıyoruz ama şunu bil ki çok fazla ihbar geliyor ve biz senin oğluna yaklaşıyoruz. İnşallah Serap Hanım ya. Evet, duygularını ben yine her gün ben senin konuşmanı, o insanlara seslenmeni istiyorum. Bugün de isteyeceğim. Serap Hanım, ben dün en son bağlanan bayan hani çekişliyor falan dedikten sonra dünden hiç uyuyamadım bile. Sürekli düşünüyorum hani, demek ki evde farklı işkenceler de yapabiliyor yani. Demek ki babası evde yokken dövüyor da. Bunları da yapabiliyordur bu insan. Sinem. Ben bunları düşündüğüm zaman. Bir de sana şunu söyleyeyim. Burada duyduğun ihbarcılar çok iyi niyetliler gerçekten. Çok ya hepsinden Allah razı olsun. Titizlikle arıyorlar biliyorum ama bu %100 olmadığı için. Ya şöyle bir şey var ama. Erken sevinme, erken de üzülme. Kendini artık yıpratma. Yani o konuda hani pek fazla tamam şu an oldu demiyorum. Çünkü hani olana kadar kendimi o kadar ümitlendirmeyeceğim. Ama yani hani ben o ablam olacak insanın yapısını da biliyorum. Her şeyde tahammülü olan bir insan değil. Hemen de sinirlenen bir insan. Yani o çocuğa evin içinde vuruyordur da, buna da eminim yani. Bak, senin zaten derdin sana yeter. Zaten 2 yıldır çocuğunu görmeyen bir annesin. Eşi tarafından aldatılmış, hem de ablanla birlikte gitmiş. Bunun yarattığı travmayı da yaşamış bir kadınsın. Senin ekstra dertlere ihtiyacın yok. Yani bu biz ihbarların hepsini dikkate alıyoruz. Hepsini ciddiye alıyoruz. Ve gidiyoruz, araştırmayı yapıyoruz. Ama bir taraftan da çocuğumu dövüyordur falan diye kendini üzecek şeyleri öne çıkar. Serap Hanım, ister istemez düşünüyorsunuz. Çünkü hani benim çocuğum ve ister istemez ben bunu düşünüyorum. Dün ben yani rüzgar uyutuyorum. Ondan sonra oturuyorum, düşünüyorum. Acaba iyi midir? Acaba bir şey var mıdır? Yani düşünmüyorum desem yalan. Çünkü düşünüyorum. Ben sabaha kadar kafamda 40 tane şey kuruyorum. Ya çocuk acaba diyorum hani gerçekten iyi mi yoksa değil mi? Başka bir şey mi var? Ya ben bunları düşünmekten gerçekten artık uyuyamıyorum bile. Sinem, ilk başta ilk böyle şüphelendiğinde, yani daha erken bu işi bitirmediğine pişman mısın? Ben zaten çok uğraştım. Hani anlaşmalı boşanalım da çocuklar arada kalmasın. Bu çekişme yani esnasında çocuklara çünkü olan olacaktı ki yine oldu. Ben onunla anlaşmalı boşanmaya çok çalıştım. Hiç o şekilde yaklaşmadı. Anlaşmalı boşanma dediği zaman sadece zaten çocukların velayetini istiyordu. Ben de kalsınlar. Hiçbir babalık yapmamışsın ki, hiçbir emeğin yok ki. Ben niye sana vereceğim ki çocuklarımı? O gün yani Muhammed, Mustafa'yı ve küçük Rüzgar'ı eşin aldı, gezmeye diye götürdü. O günü bir anlatır mısın Sinem? Serap Hanım geldi, çocukları işte gezdireceğim diye. Zaten normalde de gelirdi. 1-2 saat arabayla dolandırırdı. Çünkü Mustafa da Rüzgar da hani arabayı çok seviyorlar. Hem de erkek çocuğu olmasından dolayı arabaya karşı başka bir şeyleri var.
O da işte geldi, çocukları dedi gezdireceğim dedi. Dedim tamam gezdir. Hani babasısın sonuçta. Verdim ikisini de. İşte aradan birkaç saat geçti. Rüzgarı getirdi. Dedi annemler geldi. Mustafa'yı görsünler bir gece kalsın. Rüzgar küçük durmuyor dedi. Hani tamam yine de doğru rüzgar durmuyor ama o kadar insansınız illaki birinize bakabilirdiniz yani. Rüzgarı getirdi, Mustafa'yı getirmedi. Ertesi gün ben aradım dedim ki Mustafa'yı dedim getirir misin dedim. Getiremem dedi. Dedim getireceğini söyledim ve ben sana dedim senin hani lafına güvenerekten verdim. Öyle böyle derken çocuğu getirmemeye başladı. Yani ilk o zaman anladın sen bu adamın niyeti bozuk. Bu çocuğu zaten beni tehdit ediyordu. Mustafa'yı alıp götüreceğim bir daha görmeyeceksin. Seni öldü bilecek, seni annesi bilmeyecek. Beni bu şekilde çok tehdit etti. Bunu yaparken annesi babası bunun yanındaydı. Yani annesi babası bana çok kez söyledi neden, bunu. Neden Sinem? Neden? İşte ben boşanmak istiyorum. Boşanmak istemiyor. Ama hatalarını da biliyor. Bir dakika. Hem senin ablanla bir gönül ilişkisi yaşıyor. Hem onunla gitmeyi kafasına koymuş. Senden de boşanmak istemiyor. Evet zaten zorla gitti bana. Hani ben o zaman çalışmıyordum yani yalan değil. Hani çocuklara bakıyordum falan. İş de bulamamıştım. Zaten Amasya küçük bir memleket olduğu için hani kolay kolay iş bulamıyorsunuz. O dönemde ben boştaydım zaten. Hani çocuklarla ilgileniyordum. Benim hani gidip de dava açacak durumum olmadığı için bir sefer de barodan avukat istemiştim. O aklımda yandığı için süresi de hani dolmadığı için isteyemiyordum tekrardan. Daha sonrasında o bana davayı açtı işte. Peki bunun boşanmak istememe sebebi ilk başta sana olan aşk yaşı mıydı? Benden büyük. Aşkı mıydı sana yok, olan? Yok yaşı benden büyük. Ben seninle boşanırsam sen tekrar evlenebilirsin, bir yuva kurabilirsin ama dedi. Ben dedi yapamam dedi. Benim yaşım senden büyük zaten dedi. Kaç yaşında bu adam? Valla Serap Hanım 40-41 falan yani. Ya 41 yaşında adam evlenemiyor mu? Neyse. İşte bana bunlarla geliyordu. Hiç mantıklı bir şeyle gelmiyor zaten. Ben ona şunu da dedim. Tamam her şeyi düzeltmek için bir şeyler yap. Gerçekten hani yani bir evim olsun, eşimle çocuklarımla bir oturayım istiyorsan dedim. Bir şeyler yap dedim. Ondan sonra gel benim karşıma o zaman dedim. Ama sen sürekli beni tehdit ediyorsun. Bana hani hakaret ediyorsun, kötü konuşuyorsun. E çocuğumu benden saklıyorsun. Ben sana nasıl güveneceğim ki dedim. Sinem bu adam sana ablanı kuma getirmekten bahsetti mi? Zaten istediği o yani. Benimle bir evde olacak. Onunla da dışarıda istediğini yaşayacak. Yani çünkü boşanmak istemiyor. Bir taraftan öyle bir ilişki sürdürüyorsa bunun şey altında yapalım, bu olması ondaki zihniyet lazım. Nasıl nikahlı evde bir tane karım var. O duruyor zaten elimin altında. Öbürüyle de istediğimi yaşar yine gelirim karıma. Böyle bir şey de yok. Ben onlar kadar geniş değilim yani. Bunu böyle sürdürmeyi istiyordu herhalde evet. O. Ne zaman ki sen boşanmak istedin. Doğru mu? Evet. O zaman da sana eziyet etmeye başladı. Aynen. Çocukla tehdit etti. Çok kez de evimin önüne gelip de hakaret etti, kavgada çıkarttı. Yani bunu herkes biliyor benim orada oturum. Hatta benim çocukluk arkadaşım var birebir bunlara şahit olan. O da bağlanabilir de konuşabilir de yani. Biliyor yani benim ne yaşadığımı ne çektiğimi biliyor. Ve yani çocuklarına bir süt bir bez getirip de kapının önünde bana bir ton hakaret ettiğini biliyorlar. Sana şiddet uyguladı mı hiç? Dövdü mü seni? Ya bana el kaldırdı. Kaldırmadı değil. Daha sonrasında işte ben de şikayet ettim falan. Uzaklaştırma aldı. O zaman zaten çok tehdit etti beni. İşte seni tek başına bulursam ben başına getireceğim işleri biliyorum falan gibisinden. Dedim hiçbir şey yapamazsın. Yani bütün bunlar yaşanırken ablan hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyordu. Gayet gidiyor geliyor görüşüyor. Onur Bey telefondaymış. Gelen ihbarlardan bahsetmiştim size. Çok sayıda ihbar var bu konuyla alakalı. İnşallah. Onur Bey merhabalar efendim. Merhaba Serap Hanım. Efendim Ankara'dan mı arıyorsunuz? Evet. Evet Ankara'dan arıyorum ben. Buyurun. Şimdi şöyle söyleyeyim ben Serap Hanım. Dün saat 11 civarı Ankara Demet Evler metrosu 1. cadde civarında ben bu Aslan Hanım'la yanındaki Muhammed'i gördüm. Dün saat 11 sıralarında. Evet. Peki. 11 sıralarında. Evet. Eşimi çalışmış olduğu okula bırakmıştım. Oradan gece geçerken gördüm. Tabii televizyonda izlediğim için direkt dikkatimi çekti olay. Biraz takip ettim uzaktan. Fakat bir ara sokağa girdiler. Orada bir ilköğretim okulunun civarında ben 155 ihbar hattını arayıp dedim ki böyle televizyonda bir kayıp olayıyla alakalı aradım. Yardımcı olabilir misiniz? Ekip gelene kadar tabii 10 dakikalık zaman geçtiği için izleri kayboldu. Onur Bey tebrik ederim vallahi sizi. Bravo. Ne kadar duyarlısınız. Bravo vallahi. Aferin yani. Evet. Şimdi ben şöyle bahsedeyim size. Aslan Hanım gayet nasıl söyleyeyim size izlendiğinin farkında. Çok nasıl diyeyim tedirgin şeyleri var.
hareketleri vardı. Evet. Çok tedirgin. Arkasına falan çok fazla şey yapıyor. Hatta ben bir ara hani gideyim önlerine geçeyim, tutayım, ondan sonra polisi arayayım diye düşündüm ama yani o çok doğru olmaz. Çünkü yasal olarak da öyle bir şey yapamayız. Yapamaz evet. Kimse. Ama ne bileyim ben bir fotoğraf çekip en azından bizim emin olmamız için gönderebilirsiniz. Ama diğeri çok doğru olmaz. Ben tüm seyircilerimizi de o konuda uyarayım. Evet, nasıl emin olabildiniz o olduğundan? Şöyle, zaten televizyonda sürekli resimle dolaştığı için şey yaptığı için ve bir de arayan kişilerin, ihbarcıların doğrultusunda ben bu konuda emin oldum. Hani o civarda dolaştığına. Daha önceki bir bayan arayıp Cemre Parkı civarından bahsetmişti. Evet. Dün daha sonra arayan bir bayan da hastane metrosu çıkışında gördüğünü söylemişti. Ben de o civarda hemen 1 kilometre gerisinde ilk istasyon olan Demet Evler'de gördüm. Zaten hani görsel hafızam biraz iyidir benim o konuda. Görür görmez hemen şey yaptım. Nasıl söyleyeyim? Bir şey oluştu, kontak oluştu bende. Tanıdım. Ama dediğim gibi hani müdahale edemedim o an için. Hani etsem de ortamda hani diyebilir ki işte beni taciz ediyor vesaire. Tabii. Hiç doğru olmaz. Sadece şunu yapabiliriz. Ben muhabirimi yönlendirebilirim. Bu tür ihbar sahiplerine, siz de dahil olmak üzere. En azından evet. Hangi noktada gördünüz, hangi sokağa giriş yaptılar. Öyle bir tarifte bulunursanız belki biz de o yolla ulaşabiliriz. Onun dışında herhangi bir girişimde hiç kimse bulunmasın. Sadece sizin yaptığınız doğru bir şey. Yani polisi ihbar etmeniz ya da fotoğraf çekebiliyorsanız o fotoğrafı da sadece biz ekip olarak görürüz zaten. Ekrana da vermeyiz. Öyle bir yolla araştırma yapabiliriz. Onur Bey'e sormak istediğin bir şey var mı Sinem? Bir tarif, herhangi bir özellik? Vallahi Serap Hanım aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hani o kadar çok ihbar geliyor. Allah razı olsun hepsinden. Yani çok duyarlı hareket ediyorlar, davranıyorlar. Ama gerçekten hani şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor. O kadar doluyum ki artık konuşacak bir şey bile bulamıyorum yani. Onur Bey, bu kadının Aslıhan olduğundan yani çok eminsiniz. Hani %100 demeyelim ama emin görünüyorsunuz. Evet, eminim. Yani bu konuda eminim. Diğer çocuk ne durumdaydı? Tedirgin demişti. Anlamadım. Çocuk ne durumdaydı? Biraz tedirgin dediniz Aslıhan için. Evet. Çocukta dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Yüzünde küçük bir yara vardı. Sanırım düşmüş de olabilir. Yani ellerinde eczane poşeti vardı zaten. Alışveriş yapmış olduklarından da eminim. Birkaç alışveriş poşeti ve eczane poşeti vardı elinde. Çocuk biraz zoraki yürüyor yalnız yanında. Hani, çekiştirmeyle. Hani dünkü bayanın da söylemiş olduğu gibi biraz bilmiyorum. Belki çocukta herhangi bir fiziksel sorun var mıydı ayağında? Onu sormak istiyorum. Çocukta, hayır, hiçbir sıkıntısı yoktu. Yoktu diyor. Yani hafiften böyle zoraki yürüyormuş gibi bir izlenim oluşturdu bende. Olabilir, çocuktur, o değildir ama bir başka çocuktur ya da odur ama çocuktur, düşer kalkar, bunları çok sorun etmeyeceğiz. Yani bunlar olabilir, senin yanındayken de olabilir Sinem, değil mi? Hepimiz çocuk büyüttük, düşe kalka büyüdü. Peki efendim, ben Onur Bey size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun, sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet Sinem, tabii ki bunların hepsini değerlendiriyoruz ama her gelen aramada tabii ki çocukla ilgili olumsuz bir şey duyduğunda lütfen kendini bu kadar üzme. Biliyorum artık Sinem yani sabrının neredeyse hani sonlarına geldi. 2 yıldır göremiyor çocuğunu. Bir de şey çok önemli, bilmiyor yani çocuğun sağlığıyla ilgili hiçbir fikri yok. Bu arada 2 yıl içinde çocuktur, bu hastalanır, hastaneye gider, üşütür ya da daha ağır bir hastalık geçirir. Bir anne olarak hiçbir şeyden haberiniz yok. Sinem'in arkadaşı Yeşim Hanım telefonda. Yeşim Hanım. Merhaba Yeşim Hanım. Merhaba Serap Hanım. Yeşim Hanım, siz Nafiz'le birlikte oldukları dönemde de görüşür müydünüz Yeşim'le? Evet, Sinem benim 20 yıllık arkadaşım. Evet. Aynı mahallede büyüdük ettik. Eşini de çok iyi tanıyorum. Ablasını da çok iyi tanıyorum. Peki yani bu kadar iyi tanıyorsunuz. Evet. O dönemlerde sizin de dikkatinizi çekmiş miydi Nafiz'in baldızıyla olan bu gönül ilişkisi? Evet.
Yani ben birkaç sefer gördüm de zaten. Öyle mi? Ben birkaç sefer gördüm çarşıda, işte evimizin aşağı sokağında falan arabadan indiğini falan gördüm. Hani fakat bunu ilk şeyde sineme söylemedim. O bana sonradan ben böyle bir şeyden şüpheleniyorum dediği zaman anlattım. Hani aklıma öyle bir şey sokmak istememiştim çünkü, ama gördüm yani. Peki gördüm. Siz Nafiz'i baldızıyla böyle gizli saklı köşe bucak orada burada indirirken gördüğünüzde aklınıza böyle bir şey geldi mi? Yoksa ilk başta hani insan konduramaz, normal, burada inmesi normaldir gibi düşünebilir ya. Hangisi geldi aklınıza sizin? Yani şimdi şey, gizli saklı olduğu zaman insanın aklına farklı şeyler geliyor normal olarak. Ama bunu çünkü sinema... hani normal bir yerde, şimdi bunu mahallede indirse veya arabaya mahallede değilse insan bu şekilde bir şey düşünmezsin. Ama işte arka bir sokakta arabada indirdiği zaman gizli saklı böyle kimsenin görmeyeceği veya işte ne bileyim böyle alelacele falan olunca insanın aklına tabii ki bu tarz şeyler geliyor. Ben şüphelenmiştim açıkçası. Bu durumda siz Sinem'den önce, hani en son eşler duyar derler ya, siz Sinem'den bile önce Nafiz'le baldızı arasındaki bu yakınlaşmayı fark ettiniz. Evet, evet. Peki bunu ilk kiminle paylaştınız? Hiç kimseyle paylaşmadım. Nafiz, ben bunu fark ettim. Nafiz'le de konuşmadınız. Yok, Aslan'la da konuşmadınız. Yok, evet. Hayır, konuşmadım. Kimseyle paylaşmadım. Ya zaten sıkıntılar vardı. Sinan boşanmak istiyordu. Boşanmıyordu. Yani boşanmamak için işte saçma sapan protokoller hazırlayıp getiriyordu. Hani sırf Sinan beni boşayamasın diye çocukların velayetini falan kendisine verilmesini yazdırmıştı hatta bir seferinde. Sinan onu yırtıp atmıştı. Ondan sonra hani çocuklarla geliyordu, bir iki saat alıp gezdirip dolaştırıp sonra geri bırakıyordu. Çok ilgili alakalı bir insan zaten değildi. Yani sonradan Sinan bana ben bu tarz bir şeyden şüpheleniyorum Yeşim dediği zaman ben de dedim ki Sinan dedim ben de bir iki sefer bu şekilde gördüm. Fakat dedim hani sana bunu söylemek istemedim, yanlış bir şey düşünmeni istemedim. Sonra da biz sürekli gözlemlemeye başladık Aslan'ı. Yani sürekli bir telefon görüşmesi, ondan sonra sürekli bir WhatsApp'ta çevrim içi, o da çevrim içi falan. Ondan sonra işte şey Aslan mahalleye geliyor çarşıdan. Ondan sonra 5-10 dakika sonra işte Nafız mahalleye geliyor. Aa işte karşılaştık falan filan. Bunları biz bir defalarca yaşadık. Gördüm Yeşim yani. Hanım peki Aslan'ı da karşınıza alıp sen ne yapıyorsun diye hiç sormadınız mı? Aslan odasına girer, kendisini kapatır. Elinde bir telefon, yani çarşıda da mesela aynı şekildedir. Kulağında kulaklık, elinde telefon. Yani sürekli böyle yaşayan, yani bitkisel hayatta gibi, asalak gibi yaşayan bir kızdı yani. Böyle sürekli bir erkeklerle görüşme çabası içerisinde. Ondan sonra işte, yani kimseyle pek konuşmaz, etmez, odasından çıkmaz. Yemek yemek veya çay almak için çıkar. Yani biz sürekli otururduk, kalkardık mesela Sinem'le. Ya karşılıklıydı evlerimiz yani aynı mahallede. Yani o yüzden böyle pek konuşulacak bir tip değildi. Ona Sinem onunla konuştu. Yani kendisi de anlattı zaten. Sinem onunla konuştu. Yani bunu fark ettiğini, bu olayları yani hepsini anlattı. Hiç kabullenmedi, etmedi. Eşi de, o da aynı şekilde. Sonra işte iki çocuğu birlikte gezmeye götürdüğü zaman Nafiz işte rüzgarı bırakmış. Ben o gün evde yoktum. Ondan sonra işte Mustafa'yı götürmüş, rüzgarı bırakmış. Ertesi sabah işte Sinan beni aradı, bana geldi ki Yeşim dedi işte dedi Aslan evde yok dedi. Nasıl yok dedim, bayağı yok dedi. Gece dedi gitmiş dedi. Ya biz Aslan'ın kaçabileceğinden bile yani böyle ya bir şeyler çevirdi, kaçabileceğinden demeyelim. Yani bir şeyler çevirdiklerini fark ettik ama yani tam bunu yapabileceklerini kestiremedik. Peki Yeşim Hanım bu Nafiz'in bir taraftan onunla böyle bir şey yaşarken bir taraftan karısından boşanmak istememesi ne demek oluyor? Neydi ya, amacı ya, neydi yani sizce Nafiz? Ya adam yani karısını yani işte bu evlenmiş bir kere bir daha evlenemeyeceğim diye düşünen galiba yani o şekilde düşünen. Ondan sonra o yüzden de Sinem'i bırakmak istemiyordu yani. Ve Sinem onun her şeyini bilmesine rağmen bu da onu biliyordu yani ve boşanmak istiyordu. Yani Sinem annesiyle babasıyla yaşıyordu zaten. Yani zaten ayrıydılar. Ya bu resmi olarak boşanmadılar ama ayrılardı. Aynı evde kalmıyorlardı. Sinem annesi babasında kalıyordu.
Fakat ısrarla boşanmak istemiyordu ve boşanmamak için de türlü türlü işte saçma sapan avukatlardan böyle işte protokoller falan getiriyordu. Hani işi uzatıyordu. Sinem her defasında hani anlaşmalı gel işte boşanalım, çocuklar işte perişan olmasın, psikolojileri bozulmasın diye hep bu şekilde yaklaştı. Fakat o hiçbir şekilde olumlu bir şekilde yaklaşmadı. Yani ve çocukların maddi olarak hiçbir şeyle ilgilenmiyorlardı. Sinem o zaman o dönem çalışmıyordu, sonradan çalışmaya başladı. Yani çocuklarının bütün ihtiyacını kendisi karşılayan birisi. Yani Nafiz, hani bir taraftan böyle bir şey yaşayıp pişman olup karısını da aynı zamanda seviyor ve vazgeçemiyor muydu acaba? Ben yani bunun sevgi olduğunu zannetmiyorum açıkçası. Yani siz bir aradayken, onlar karı koca hep bir aradayken siz de olduğunuzda yani aşık seven bir adam mıydı? Yok. Serap Hanım, ben sürekli çalıştığım için benim maddiyatıma da güvenirdi o. Kendine güvenmezdi. Yani çalışmayan, böyle bir sorumluluğu olmayan bir insan. Ama Sinem gerçekten yani çalışan, çocuklar için bir şeyler yapmak, yani bir fedakarlık yapmak için, yani çocuklar için uğraşan bir insan. Yani bence ben bunun sevgi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Sinem'den onu aldattığını falan da duymuştum yani. Yani biraz çıkarları burada daha baskındı galiba. Ben, çalışan bir kadın, maddi gücü de var ama aslan çalışmıyordu. Evet. Onunla dışarıda böyle gezip tozmak bir hayal. Evet. O da rahattı. Aslan'ı tercih etmesinin sebebi rahattı. Yani rahat bir kızdı Aslan. İstediği saatte gelip istediği saatte çıkan, kimse ona hesap sormaz. Ondan sonra işte neredesin, ne yapıyorsun diyen yok. Rahattı. Rahat olduğu için de onu tercih etti. Çünkü Amasya şartlarında, yani Amasya çok küçük bir memleket. Başka birini tercih edemezdi yani büyük ihtimalle. Öyle bir tercih yaptı rahat olduğu için. Çünkü herkes rahat değil burada yani. Her kız rahat, her bir bayan rahat hareket edemiyor. O yüzden yani, onu tercih etti. Şimdi bence. Bir de evli bir erkek olarak tabii ama burada şu yani boşanacaksın kardeşim. Boşan, eğer sen böyle bir hayat yaşamak istiyorsan dışarıda, aynen, o zaman boşan, medeni bir şekilde ayrıl, çocukların velayeti kime veriliyorsa verilsin, çocuklar ne kadar az bu olaydan etkileniyorsa, senin de çocukların onlar sonuçta değil mi? Onlar ne kadar az etkileniyorsa Serap Hanım, o kadar mutlu büyüyecekler. Hani arkadaşım da biliyor, gerçekten ben bunun için çok uğraştım ama her seferinde gidip avukatlarda saçma sapan böyle protokol hazırlatıp getirip ben de her seferinde yırtıp attım çünkü. Ya aynen, yani boşanmamak için türlü yani bahaneler yapıyordu. Ya ona bu hayat rahat geliyordu bence. Yani şimdi burada eşi çocuklarına zaten bakıyor. Ben bu baldızın da kocasının da Sinem'i böyle bir cezalandırmak istediklerini düşünüyorum. Yani burada ben baldızıyla yaşadığı büyük bir aşk olduğuna falan da inanmıyorum. Yok, bence ben inanmıyorum. Öyle bir aşk. Sinem, sen inanıyor musun? Nafız'ın gözüne girmek için kullandı. Nasıl? Mustafa'yı Nafız'ın gözüne girmek için kullandı. Bakıyormuş, ayağına yattı. Onunla gitti. Ben de öyle düşünüyorum. Yani biz zaten Aslan, bunu böyle düşünüyoruz artık. Evet. Aslan sorumluluk sahibi olabilecek ve bir çocuğa bakabilecek. Ya kendine bakamayan bir insan. Tahammül edemez. Yani kimseye tahammül edemeyecek bir tipleme. Yani odasından çıkmayan, dediğimiz gibi yani elinde telefon, sürekli hayatı bu şekilde, yani birinin sorumluluğunu alabilecek bir kız değil ki. Yani baştan işte bir şeyler olana kadar o şekilde davrandı. Yani gene ben Sinem'e de söylüyorum. Yani sonuçta babasıdır. Yani işte maalesef ki teyzesidir. Yani çok kötü bir şey yapabileceklerini tahmin etmiyorum. Yani yapamazlar diye tahmin ediyorum. Ben de düşünüyorum. Evet. Yani maalesef ki bu, en azından bir kan bağı var. Yani çok böyle aşırı büyük bir zarar verebileceklerini zannetmiyorum. Ama gelin siz bunu anne yüreğine anlatın yani. Ya tabii ki. Gözünün önünde olmadığı sürece insan çocuğuyla ilgili hep kötü hayaller kurar. Yani 2 yıldır görmediği çocuğuyla ilgili hep kötü şeyler getirir aklına. Bu anne yüreği. Mustafa çok düşkündü annesine. Yani gerçekten çok düşkündü. Sinem de ona yine aynı şekilde çok düşkündü. Ya 2 yıl sesini duyamamak, görememek, yani bunlar çok kolay şeyler değil. Elbette yani değişik şeyler düşünmesi çok normal. Nasıl yaşıyor Yeşim Hanım? Sinem bu dönemi nasıl geçiriyor? Ya çok zor geçiriyor. Çok zor geçiriyor. Yani bizim yani yine sürekli beraberiz. Hiç arkadaşlık bağımız hiçbir zaman kopmadı. Ben mahalleden taşındım. Farklı bir mahallede oturuyorum ama yine her gün, yani her gün olmasa da 2-3 günde bir sürekli beraberiz. Yani ne yapabiliriz?
daha nereye başvuralım, nasıl olmalı, yani nereye gidelim. Yani çok zor günler geçiriyor gerçekten. Hani herkesten, yani şimdi bir ümit bekliyor, yani bir şeyler yapıyoruz, ümitleniyor veya işte düşünüyor, acaba diyor başına bir şey geldi mi Yeşim diyor, acaba hastalandı mı? Yani bir anne, anne nasıl düşünürse o şekilde düşünüyor yani. Hani çok zor geçiriyor. Siz, çok zor atlatıyor. Siz Aslıhan'ı da tanıyorsunuz. Yani evet. Ablasıyla travmatik bir şey olması lazım. Bu kadar ablaya evet. Bu kötülüğü, bu acıyı çektirmesi için, onun yani hayatını öyle... çalması için çok evet. Travmatik bir şey olması lazım. Evet. Bildiğiniz bir şey var mı Yeşim Hanım? Böyle bir travmatik hiçbir şey yok. Sinem ablasından küçük olmasına rağmen ablasına bakan, aynı zamanda ailesine ve ablasına bakan bir insan. İşte bu da bir travma. Tabii, yani büyüyememek. Evet. Büyüyememek. Hayır, yani hani siz şey dediniz ya, acaba ablasıyla eşi Sinem'i cezalandırmak mı istediler diye söylediniz ya, hani onu cezalandırmalarını gerektirecek Sinem onlara bir darbe yapmadı yani. Öyle bir darbe, yani, öyle bir yanlış yapmadı. Bir insan ablasına bunu nasıl yapar ya, kız kardeşine? Evet. Yani hayatını çalmak ne demektir? Eşini, çocuğunu, en kıymetlisini, bırak eşini Aslan, geçtim artık da, yani en kıymetlisini. Psikolojisi çok normal olan bir kız değildi. Yani onu kesinlikle ben her zaman söylüyordum yani. Psikolojik sorunları var. Kesinlikle ben onu yani önceden beri tanıdığım için her zaman da söylüyordum yani. Yani kaçmadan önce de, bu olaylar olmadan önce de söylüyordum Sinem'e. Hal ve hareketleri normal değil. Ben çarşıda pazarda da hani görüyorum, dediğim gibi burası çok küçük bir memleket yani. Böyle hareketleri, yürüyüşü, konuşmaları, hiçbir şey yani göz teması bile kızın yani psikolojisinin normal olmadığını gösteriyordu. Ve o şeye kapıldı yani, şimdi Sinem evlendi, iki çocuğu var. Ha tamam, belki evliliği düzgün gitmedi. Yani olabilir, bu her evlilikte bunlar olabiliyor yani. Başına bu şey, boşanma aşamasına geldi. Ama sonuçta Sinem ondan bir tık öndeydi. Aslan çok yapısında kıskanç bir kızdı. Yani Sinem'i çok kıskanıyordu, çok fazla kıskanıyordu. Aşırı derecede yani. Ondan dolayı hani sürekli o da mesela defalarca nişanlandı, ayrıldı. Defalarca nişanlandı, ayrıldı. Bir türlü bir düzen kuramadı. İşte size travmalar evet. Yani. Daha ne olsun? Travma, evet. Travma. Peki evet, bir şey soracağım ben Sinem'e. Aha, Sinem, şimdi senin o dönemde Rüzgar oğlun 2 yaşındaydı. Mustafa da 4 değil mi aşağı yukarı? Onların gittiği dönemde. Şimdi küçük çocuğu götürselerdi daha kolay adapte olurdu bu duruma belki. Daha çabuk alışırdı teyzeye. Niye büyük? Niye Mustafa? Senin ablan da Mustafa'yı çok seviyormuş. Kocan da illa Mustafa. Neden? Mustafa doğduğunda da bak öyleydi. Hani annesi babası da Mustafa'ya karşı böyle şeylerdi. Hani hep bizde kalsın, bizim olsun. Yani ilk torun olduğu için, ilk çocuk muhtemelen olduğu ilk için. Torun olduğu için. Çünkü bizim tarafın da benim çocuklarım ilk. Hani o tarafta ilk değil ama oğlu bir tane olduğu için. Hani oğlunun yani bir tane oğlu. Öyle söyleyeyim yani. Mustafa'ya karşı başka bir şeyleri vardı onların. Sürekli Mustafa'yı istedikleri, mesela yatılı okula verelim. İşte sürekli bazı şeylerin hani yatılı şey, okullar oluyor ya, öyle söyleyeyim, isim vermeyeyim. O tarz yerlere işte vermek istediklerini, farklı bir eğitim almasını istediklerini. Tamam da bu da senin çocuğun. Bunun için niye, geleceği için hiçbir şey düşünülmüyor? Zaten düşündüğünüz şeyler yapılacak şeyler değil de. Yani illa Mustafa götürülmek istenmiş. Bir de Rüzgar'ı zaten durduramazlar, mümkün değil. Rüzgar, Mustafa da Rüzgar da Yeşim de biliyor. İkisi de bana çok düşkün. Ben işe gittiğimde bile arkamdan sürekli ağlıyor. Ve ben her dakika hani lavaboya diye çıkarım, çocuğumu ararım. Molalarda çocuğumu ararım. Ya bu şekilde idare ediyorum ben. Evet Yeşim Hanım, devam edin. Mustafa çok sakin bir çocuktu. Yani hani çok yani ne yaparsanız yapın mesela o çocuğa yani vursalar bile... Kimseye söylemez. Yani içine kapanık değildi. Sakin yani, böyle mazlum bir çocuktu. Onu tercih etmelerinin sebebi oydu bence. Yani Rüzgar küçüktü, daha hırçın, biraz daha yani daha bir çocukluğun yeni yani çocukluk aşamasına girdiği için daha böyle hani hareketli. Yani onu durdurmaları, etmeleri o kadar kolay olmazdı. Yani Mustafa sakin, mazlum. Uşun. Yani otur dediğin zaman oturacak, kalk dediğin zaman kalkacak. Bir şey yapsan bile kimseye söylemeyecek. Öyle bir çocuk olduğu için yani onu tercih ettiler diye düşünüyorum ben. Peki Sinem, size de soracağım Yeşim Hanım. Yani diyelim ki Nafiz'in gözü dışarıdaydı, öyle bir adamdı diyelim. Evet. Ve niye baldız?
Yani neydi? Ama baldızından öncesi de var bunun zaten. Daha önceden beni, yani kendi arkadaşımla da, arkadaşım dediğim insanla da aldattı. Yani takside çalışıyordu. O zaman da mesela benle evlenmeden önce bir nişanlısı varmış bunun Samsun'da. Onunla bile görüşmüş yani. Onunla bile bir şeyler yaşamış ve Amasya'da yani herkes de biliyor, yaptığı ilk değil yani. Amasya küçük memleket yani, burada yaptığını öbür tarafta duyuluyor. Ve hepsi, arkadaşlarının çoğu da biliyor zaten bunun ne yaptığını. Yani bu adamın öyle bir yapısı vardı. Evet. Ama yine de insan baldızından uzak durur ya. Yani karısının ablasından uzak durur yani. Hani hiç kardeş, baldızı abla gibi normal görürsün. Olmadığı için. Hani benim, ya yalan değil, benim ablam daha önceden de hani çıkıp da giderdi de, istediği, atıyorum yani Antalya'ya da giderdi, Adana'ya da giderdi. Erkek arkadaşı oradaymış, onunla da giderdi. Öyle bir sıkıntısı, derdi hiç yoktu yani. Rahat bir kızdı. Biliyor zaten. Yeşim Hanım, siz de madem tanıyorsunuz ikisini de, siz de bir seslenmek isteseniz onlara ne söylersiniz? Yani ben şunu söylüyorum kesinlikle. Yani kendileri aynı yani Sinem'de düşünüyorsa, ben de onu düşünüyorum. Kendileri ne hayat yaşamak istiyorsa yaşasınlar. Ama tabii ki bu yaşattıkları şeyin bedelini önce ödeyecekler. Gerçekten ödemeleri lazım yani, bir anneye bunu yaşattıkları için. Ya çocuk, ya çocuğunu getirsinler. Sinem'in ya oğlunu getirsinler. Ondan sonra ya kendileri ne hayat yaşamak istiyorsa yaşasınlar. Yani artık ahlak dışı mı yaşarlar? Farklı bir şeyler mi yaşarlar? Yani bu onların kendi sorunu. Ama yani Mustafa'yı getirsinler artık. Ya çünkü Sinem'in daha fazla böyle dayanacak, tahammül edecek gücü kalmadı. Rüzgar'ı, kolay bir şey değil. Rüzgar'ı anlatın desem, Rüzgar'ın durumu nasıl, küçük çocuğun? Rüzgar, yani çocuk abisiyle büyümüş olan bir çocuk. Yani aralarında çok fazla bir yaş farkı yok. Yani çocuk durup durup bazen böyle, anne abim ne zaman gelecek? Ya oturuyoruz böyle mesela, normal. Hiç abisiyle alakalı konuşmuyoruz belki. Hani böyle Rüzgar'ın da zaten çok fazla konuşmuyoruz. Hani etkilenmesin, hatırlamasın, hani üzülmesin diye. Onun yanında çok fazla zaten konuşmuyoruz genelde. Durup dururken, otururken hemen işte diyor, bir anda yani diyor, abi anne diyor, abim ne zaman gelecek? Ya abim nerede? Bana abimi getir. Hırçın yani, çocuk sakin yani, yaramazdı ama hani hareketli bir çocuk aslında. Ama hırçın bir çocuk haline geldi. Şimdi o kadar ya zor ki bir taraftan evet, çocuğa, hırçınlığının sebebi, hayır, bir taraftan ya, çocuğa abisinin hatırlamamasını sağlayacaksınız, evet, ki evet, bozulmasın psikolojisi. Evet. Bir taraftan da unutturmamaya çalışacaksınız. Evet. Çünkü bir abisi var. Bu ikisini bir arada yapmak da çok zor bir şey yani. Annesi sürekli abisinin videolarını gösteriyordu. Hani unutmasın, resimlerini gösteriyordu. Ki zaten yani abisine düşkün olan bir çocuk ve abiyle büyümüş ve iki erkek çocuğu yani bunlar. Yani çocuk bir anda boşluğa düştü, yalnızlığa düştü. Yani daha zaten küçük olduğu için... Hani sokakta yaşıtı olan bir çocuk da yok. Çıkıp böyle oynayacağı, hani abisi yerine koyabileceği bir çocuk yok. Evde desen abisi yok. Evde zaten başka çocuk yok. Bu sefer yani hırçınlaştı. Yani bazen sakin, bazen hırçın. Ama yani abisini çok aşırı derecede arayan, yani özleyen ve onun şeyini, yokluğunu hisseden bir çocuk Rüzgar. Peki Yeşim Hanım, evet, ben size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir kez daha seyircilerimize şunu söylemek istiyorum. Her zaman daha önce de kayıplarda bize çok yardımları oldu seyircilerimizin. Tabii emin olmadıkça da çok fazla bir şey, çok emin olmadıkça hani umutlandıracak şekilde aramak bazen sakıncalı olabiliyor ama en azından fotoğraflara bakarak çocuğu tam teşhis edemeyebilirsiniz. 2 yıl geçti, çocuklar çok çabuk değişiyorlar. Aydan aya bu çağlarda değişebiliyorlar ama Nafiz ve Aslıhan'ı lütfen görürseniz bir fotoğraf istiyoruz sizden. Ama aynı zamanda da biz de zaten geri planda araştırıyoruz ve peşlerindeyiz yine, merak etme. Serap Hanım, gerçekten hani son, böyle son noktadayım yani. Dayanma aşamasında son noktadayım. Biliyorum. Çocuğuma olan özlemim daha fazla böyle artık artıyor. Artık gerçekten yani yapamıyorum diyebilirim yani. Ama yapmak zorundasın. İşte yapmak benim zorunda olduğum dava için. Çocuğun sesini bir duyursunlar sana işte ya. Çok söyledim, çok istedim.
Onlara ulaşmaya da çok çalıştım. Annesine babasına da mesaj da attım. En azından hani bir kere olsun sesini duysam, hani bir nebze olsun içim rahatlardı. Ya bari bir kere arayın, sesini duyayım. Tek yani sesini duysam da yeter. O da yok. Babalar, bu anne baba ne kadar vicdansızlarmış ya, bu babaanne dede, değil mi? Çok acımasız ya. Ne kadar acımasızlar ya. Kardeş ya, kardeş karşısında kan bağı var. Bunun bu şekilde üzülmesine hiç mi şu kadarcık bir kıpırtı olduğu hissetmiyor ya? Kan kardeş ya, kardeş. Ne kadar sevinmesen, ne kadar nefret etsen bir yerde kol kanat verirsin ya kardeşe. Bu kız senin, senin hayatını çalmamış, sen onun hayatını çalmışsın. Üstüne üstlük bir de bu kadar sessiz kalıp bu kadar eziyet etmek nedir? Babaanne dedeye de sesleniyorum buradan. Bari siz vicdana gelin ya. Sizin muhakkak bunlarla bir bağınız vardır. Görüşüyorlar senin, bunun muhakkak... hepsi birbiriyle görüşüyor zaten. Bunlar hala birlikte mi acaba? Bu kadar hayırsız bir eş bu adam... yani bu böyle kara sevdayla mı birlikteler? Ayrılmış da olabilirler belki de. Yani tek başına çocuğa bakamaz. Anne, ne Aslı bakabilir? Babaanne dede bakabilir. Bakıyordur belki. Onlar şüphe çekmemek için Serap Hanım kızının kızı var, ona bakıyor. İşte Ankara'da onlar da. Onlarla yaşıyor. Şüphe çekmemek için yani dışarıya bile çok zor çıkıyorlar. Ben orada olduğum zaman da biliyorum çünkü. Hani çıksalar bile hemen iki dakikada ne alacaklarsa alıp yani koşarak geri giriyorlar apartmana. Biliyorlar çünkü benim oraya gideceğimi. Ya bu kadar nasıl insan acımasız olabilir ya? Serap Hanım, iki senedir ben Ankara'nın sokaklarında, ya küçük bir yer değil. Ben elimde bir fotoğrafla çocuğumu aradım ya. Oradaki bütün esnaf biliyor. Hepsine tek tek sordum ben ya. Yolda geçen insanlara sordum ya. Belki birisi görmüştür çocuğumu diye. Yani sözün bittiği yer. Vallahi sözün bittiği yer. İnsanların vicdanlarının bu kadar suskun olduğuna inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum yani. Kardeşim, kimse sizin ne yaşadığınızla ilgilenmiyor. Evet, ahlaksızca bir şey yapmışsınız. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim yani. Kusura bakmasın kimse. Hiçbir şekilde ahlaka, edepe uygun bir şey değil yani. Ama artık neyse, ne haliniz varsa görün. Ama bu çocuğu çıkarın ortaya. Bu çocuğu senin de görme hakkın olacak. Ama anne de iki yıldır görmüyor, bir sesini duyurun ya. Bulun, Türkiye bulun. Bu adamla, bu kadını, bu çocuğu bulun. Sevgili seyirciler, daha önce yaptınız, daha önce bulduk. Daha önce hep birlikte bunu başardık. Yine yapacağız. Yine Sinem'in çocuğunu bulacağız. Adam da çocuk kaçırmak suçsa suç, cezasını çekecek. Kendi çocuğu bile olsa kanun dışı, yasa dışı bir şey yaptığınızda bunun cezasını çekiyorsunuz ve o da çekecek. Bundan daha fazla kaçamayacaksın. İşsizlik falan ne bekliyorsa her şey gelecek başına. Çünkü her şeyin bir bedeli var. Bu annenin gözyaşlarının bir bedeli var. Çünkü iş bulamayacaksın. İşe giremeyeceksin, çalışamayacaksın. Çünkü bir ne olursa olsun bir kamuoyu baskısı olacak. Bizim milletimiz böyle çocuk konularında falan da çok duyarlıdır. Sonunda ortaya çıkacaksın. Ömrünün sonuna kadar da bu ayıplarıyla yüzleşecekler. Bence de. Yani burada... her fırsatta insanlar bunu onların yüzüne vuracak. Bu ayıpla evet. Yaşayacaklar yani. Nazif'in evet. Babasına büyük görev düşüyor. Benim evladım olsa ben evlattan reddederim yani. Böyle bir bana göre ahlaksız bir durumu ben kabullenemem. Hiçbir Türk örf adeti de bunu kabul etmez. Ailesi de kabul etmez. Nazif'in babasının bu konuya bir el atması lazım. Evet. Peki, biz çağrımızı yaptık. Gelecek ihbarları bekliyoruz. Ve efendim yine gündeme bomba gibi düştü. Evet, son yıllarda oldukça rahatsız olduğumuz, isyan ettiğimiz ve de toplum olarak çok duyarlı olduğumuz bir konuydu. Taciz konusu. Eskişehir'den gelen Güngör ve Ferdi Ete çifti de yine bu konuda hepimizin duyarlılığını artıran şeyler söylediler. Çünkü Güngör 7 yıl boyunca 70 yaşındaki bir adamın cinsel tacizine uğradığını, cinsel saldırıya uğradığını söylüyor.
Ben burada kadın mahvolmuş ya. Bu kadının olabilir ve belki bir engeli de vardır, bir şeydir ama bu demek değil ki tacize uğrayacak. 70 yaşındaki ev sahibi tarafından 7 yıl boyunca cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Güngör Efe bugüne kadar neden konuşmadı? Bir de çocukların yüzünü, eşinin yüzünü göremezsin. Güngör'ün yaşadıklarını kim biliyor, neden susuyor? Bu karnındaki çocuğun o dededen olduğunu biliyor ama susuyorlar. Cinsel tacizle suçlanan Mustafa Bey taciz iddialarına ne yanıt verecek? Ben onlara balkondan her gün 5 lira 10 lira atıyorum harç yapın diye. Sen bu eve girdin mi girmedin mi? Dede ben seni kapıda yakalamadım onu söyle. Sen bu Güngör'ü taciz ettin mi etmedin mi? Çocukların babası kim? Çiftin iki tane çocuğu var. Güngör 5 aylık hamile ve bir DNA testi yapılmasını istiyor. Bu işlemi şu an itibariyle başlatmış bulunuyoruz. Evet, şimdi efendim dün bu tacizle suçlanan şahıs telefona bağlandı ve iddialara cevap verdi. Kendince cevap verdi. Bugün stüdyomuzda biliyorsunuz kişilik analizi ve beden dili uzmanı Gaye Baytöre var. Gaye Hanım bu konuda da daha çok aslında Handan Çakal'la ilgili cinayetle suçlanan Onur'la ilgili de söyleyeceği çok şey olacak eminim. Çünkü onda bir de görüntümüz vardı biliyorsunuz. Bu şahısla dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İşte söyledikleri. Namus parayla satılan bir şey mi? Soruyorum sana. Asla. Asla. Beş aylık hamile Güngör Ete, 7 yıl boyunca 70 yaşındaki komşusunun cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. Ben bari hakkımı aramaya geldim yani. Onun da tezi almasını istedim. Tacizci olduğu iddia edilen dede lakaplı Mustafa Bey de hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Sen bu Güngör'ü taciz ettin mi etmedin mi? Onlara iyilik yaptım, kötülük yapmadım. Ben onları kötü tuzaklardan kurtardım. Daha ne yapayım? Olaylara bizzat şahit olan bir komşusu da Güngör'ü doğrulayarak tanık olduğu her şeyi anlattı. Küçük çocuğa 5 lira veriyor, camın ağzına gelip 5 lira verip kapıyı açtırıyordu. Sen bu eve girdin mi girmedin mi? Girmedim. Ferdin. Hanım, ben girmedim. Sen niye o çocuğa para verip de kapıyı açtırdın? Hayır. Kadın içeride bulaşık yıkarken küçük çocuğa camdan para vermişsin, o da gelip kapıyı açmış. Yok çocuk, öyle bir şey yok. Ben onlara balkondan her gün 5 lira 10 lira atıyorum harçlık yapın diye. Seni kapıda yakalamadım onu söyle. Yok be çocuk, ben kapıyı gümbür gümbür vuruyordun. Ondan sonra ben bağırınca bir baktım aşağıdan dede kaçıyor. Abla dedi, dede bana dedi sarkıntılık ediyor, yardım et dedi. Ben onlara doğru yolu gösterdim. Çok yalan söylüyor. Çok yalan söylüyor. Mahalle çalkalanıyor bu konularda. Ramazan'ın çocuğu olduğunu, bu karnındaki çocuğun yine o dededen olduğunu herkes söylüyor. Bütün mahallede biliyor ama susuyorlar. Yarın ona yapan benim kız evladıma da yapar. Buradan komşularıma sesleniyorum. Ellerimizi birleştirelim, susmayalım. Güngör'e yardımcı olalım. Güngör, dün o adamın sesini yayında duyunca ne hissettin? Çok kötü oldum Serap Hanım yani. Ne hissettin? Korktun mu yine? Korktum yani. Bundan daha kötüyüm ben. Nasıl? Bundan daha kötüyüm yani. Kötüsün değil mi? Evet, hiç de kolay değil yani. Eşim için de çok zor, ailem için de çok zor. Hiç de kolay değil yani benim yaşadığım şey. Verdi, bir şey söyleyecek misin? Ne durumdasın? Biraz dün falan daha böyle güçlü duruyordun. Bugün biraz seni daha böyle çökmüş gördüm. Sen güçlü duracaksın biliyorsun değil mi?
Uykularımdan aldım ya. Aklımdan hiçbir dakika çıkmıyor ki. Gece gündüz aklımla. Belli bir saate kadar uyuyorum. Ondan sonra uykum kaçıyor. Sabahlara kadar hep her şeyi unuttum ben. Her şeyi. Bu şeye odaklandım ben. Şimdi efendim ekrana bir görüntü gelecek. Daha doğrusu bu şahısla ilgili, konuşmalarımızla ilgili bir betere gelecek. Ben kişilik analizi ve beden dili uzmanı Gamze Hanım'dan bu dünkü şahsın bağlanıp sorularımızı cevapladığı anlar geliyor daha doğrusu ekrana. Onunla ilgili yorumlar yapmasını rica edeceğim. Tam olarak evet bize dili bir şey söylüyor ama acaba ses tonu, acaba üslubu başka bir şey söylüyor mu değil mi Gamze Hanım? Evet. Şimdi bunu getiriyoruz ekrana, durdurarak üzerinde Gamze Hanım'la birlikte konuşacağız. Çocuklar bak, para isterlerdi, para verdim. Verdiğimi unuturdum. Bunlara hep iyilik yaptım, kötülük yapmadım. Bunların hepsi olaylar yanlış saptırıyorlar. Ben onlara doğru yolu gösterdim. Akşam 8 demesi, 9 demesi beyin arımını paraya gönderiydi. Bir duralım sabah burada. Şimdi bu şahıs, bizim ona ne soruyoruz biz? Sen bu kadına herhangi bir cinsel tacizde bulundun mu diyoruz. O yaptığı iyilikleri anlatıyor mesela. Evet. Ben şöyle iyilik yaptım, doğru yolu gösterdim filan diyor. Yani sorumuzun cevabı değil bu Gamze Hanım. Bu ne demek istiyor? Dünkü kayıtları da dinleme şansım oldu. Şahısa baktığımızda şefkat dili ve kullandığı çok kelimelerde çocuğum, evladım, yavrum, çocuk bu kelimeleri çok kullandığını görüyoruz. Diğer kişilerin de ifadelerine bakıldığında sanki böyle saygı duyulan bir mertebeye koydurmak için bir çaba duyuluyor söylemlerinde. Tabii girmeden önce şunu da söylemek lazım. Hem kişilik profilleri hem de beden dilleri istatistikler üzerinden çalışır ve kişilerle ilgili genellemeler yapar. Bu genellemeler %80-90 oranında doğru şeyler söyler ama istisnalar da her zaman olabilir. Ama duyduklarımız bize şefkat diliyle kendini yüksek bir mertebeye konumlamak isteyen birinin söylemlerini. Yani ben söylüyor. Sana bile yavrum diyorum, çocuğum diyorum ki bana da öyle söylüyor. Herkese öyle söylüyor. Diyorum ki ben o yüzden bu yaştayım, benim böyle bir şey yapmam söz konusu bile olamaz mı demek istiyor. Ben yaşlı, ben evet, başka bir yerdeyim. Siz benim bu konumumun farkında değil misiniz de bana bu atıfta bulunuyorsunuz? Peki sorumuza cevap vermeyip ben onlara çok iyilik yaptım. Niye bunu söylüyorsunuz? Hem duygusal borçlanma olduğunu düşünüyorum. Yani bu çocuğum, yavrum, evladımda da aynı şey var. İşte ben onlara çok yardım ettim, yol gösterdim de böyle şeyler var. Bir tarafı bence oraya dokunuyor. Duygusal borçlanma yaratmaya çalışıyor. Diğer tarafında da konuyu saptırmaya çalışıyor tabii ki. Yani mevcut konuyu başka bir odağa çekmeye çalışıyor. Şimdi o duygusal borçlanma dediğimiz olabilir. Bu insanlar... Yani çok varlıklı insanlar değiller. Belki 50 lira, 100 lira bir şey zamanında ya da yavrum demek sırtına vermiş olabilir. Onları da yapmış olabilir. Ama bu bu tür insanlar asla kötülük yapmazlar anlamına da elbette gelmiyor. Devam ediyoruz bu adamın söylediklerini dinlemeye. Ben bunları iyilik yaptım. İyiliğin karşılığında bu kötülük mü olacak yani? Peki bu DNA sonuçlarını merak ediyor musunuz? Ya yavrum yaparlarsa yapsınlar, ne yapalım ya, yaparlarsa yapsınlar ya. Sen bu Güngör'ü taciz ettin mi etmedin mi? Hayır öyle bir şey yap. Yalan söylüyor. Bir dakika dur bak, Güngör konuşuyor. Çok bak. Yalan söylüyor. Peki bu mesela şimdi yayınımızda bir tane Leyla Hanım var, komşusu. O da senden şikayetçi, aynı şeyleri söylüyor. Başkalarına... Ya sen o kadını boş ver. Mustafa Bey. Hı. Sen o çocuğa para burada bir duralım. Arkadaşlar anlamışlar ama direkt olarak şunu söyledi orada. O kadını boş ver. O kadının kocası cezaevine gitti. Evet. Dedi. Yine konuyu değiştirdi. Şimdi neden? Mesela ne alakası var değil mi? Konuyla hiçbir alakası olmayan bir şey söyledi. Hı hı. Odak saptırmaya çalışıyor. Yani var olan odağı konuyu başka yere çekmeye çalışıyor. Bir de dikkatimizi çeken bir şey. Net hayır duymadık. Net bir hayır. Yaparlarsa yapsınlar, onlar ona baksın, böyle bir
kekeme bir hayır, durum. Hayır, yok öyle bir şey. Hayır, duymadık. Evet, yani orada sizin demek istiyor komşu, gizli tanık olarak çıkardığınız kişi kötü birisi, kocası. Biz de ona nefret edeceğiz. Kocası bunun cezaevindeymiş. İtibar etmeyelim. Etmeyin. Onu kastım. Diyor. Halbuki hiç alakası olmayan bir şey söylüyor. Devam edelim. Sen ne yapacaksın? Ben onun evine damına girmedim ben. Hayır efendim. Para mara vermedim ben. Bak, çocuklar yalan söylemez. Sen ona 5 lira vermişsin, kapıyı açtırmışsın. Yok ben çocuğum, ben onun evine bakana gitmedim ben ya. Dede, sen beni çok iyi tanıyorsun. Sen beni dinle, hele bir dinle. Beni iyi tanıyorum, tamam. Sen Ramazan'a 5 lira verip de kapıları açtırmıyorsun dede. Yok canım, sen ne verdin ben ya? Ses o sen yanlış görmüşsün. Duralım. Siz de durdursabilirsiniz. Tabii. Sence. Hanımefendinin ses tonundaki kendinden eminliği duyabiliyor muyuz? Evet. O kadar net ki kendinden emin duruş böyle bir şey. Ses daha güçlü, söyledikleri son derece net ve bir odağa doğru. Ama diğer tarafta bunu duyamadık. Peki, devam edelim lütfen. Çarpacak seni dede. Serap Hanım. Efendim. Ya Allah aşkına beni bu kadar üzmeyin ya. Dede, o zaman korkmayacaksın, geleceksin. Canlı yayına çık o zaman, korkma. Ya canlı yayına ben ne çıkıyorum evlat? Sen niye yalan o çocuğa para verip de kapıyı açtırdın? Hayır, yalan. Ben o çocuklara balkon... Bak. Bir saniye durabilir miyiz? Ben hocama da bir şey sormak istiyorum bu noktada. Tabii ki size de Gamze Hanım aynı zamanda. Şimdi biz bu şahısla ilgili çocuklarının bir rapor almaya çalıştığını duyuyoruz. İşte cezai ehliyeti yoktur, demansa doğru gitmektedir vesaire gibi. Böyle bir şey hissettiniz mi konuşmalarında? Konuşmalarında öyle bir fikir uçuşmaları, dağınıklık, toparlayamama gibi bir şey hissetmedim. Yani odağı saptırmaya çalışıyor. Tamam, aynı odakta konuşmuyor ama bir amaçlı konuşuyor. Tam tersi yani. Daha bilinçli diyorsunuz. Bir de o kadar kolay değildir. Daha önce de söyledim. Yani bir gözlem ihtisas dairesine yatırılır. 7-24 kamerayla gözlenir. Günde 2-3 defa muayeneye tabi tutulur. Ondan sonra ceza ehliyeti var mıdır yok mudur? Yani demans diye belki başka bir herhangi bir tek bir hekimden rapor alabilir. Fakat mahkeme muhakkak ki bunu işte adli tıbba gözlem istasa gönderecektir. Yani tek hekim raporuyla kurtaramazlar. Bize konuşan adamda da hiç öyle dediğiniz gibi hocam gayet de konuları saptırmaya meyilli. Yani ne konuşulduğunun farkında. Ne demek verici ve cevapların nereye gideceğinin farkında. Bu nasıl? Olup ona göre cevaplar veren bir şahıs var karşımızda. Devam edelim lütfen. 200 lira, 300'e para verdiğim zaman çok oldu. Aynı iş yerinde çalıştığın arkadaşların geliyordu. Ya tamam, ailecek kimse görüşemez mi ya? Suç mu bu? Ailecek değil. Bisikletten geliyordu. Sen işe gidiyordun. Adamlar geliyordu. Evine giriyor. Onları sen biliyor musun? Ne bisikletle gelmesi ya ben? Çocuğa niye bu camı kırdın? Ahmet de kırdı. Senin arkadaşların da bisikletle geliyor, onlar da yapıyor demeye getiriyor. Yani ben suçlu değilim, herkes yapıyor zaten. Değil mi? Ben öyle algıladım. İfadede de şöyle bir çelişki. Ben onlara 200-300 lira para verdim, ne kadar tatlı, iyi bir insanım. Senin de evine bisikletli arkadaşların geliyordu. Yani burada hep kendinin iyi, hoş, tatlı bir kişi olduğunu ifade etmeye çalışan ve kötülerin de dışarıda olduğunu ifade etmeye çalışan biri var. Bisikletli arkadaşlarının geldiğini görüyorsa neden eşini engel olmuyor zaman ya da uyarmıyor? Bu kızcağızın kızı belli ki bir saf bir problemi var. O zaman engel olursun, sen bir büyük olarak çıkarsın, o insanlara nereye giriyorsunuz çıkıyorsunuz gibi bir soru sorarsın. Bir arkadaşın evine gitmesi ayrıca son derece normal. Şu dikkatimi çekti, onları tuzaklardan kurtardım diyor. Yani ne gibi, kim size tuzak kuracak? Niye tuzak? Yani mali durumunuzun hani çok iyi olmayan, yani demek kendisi tuzak, hani fesatlık denir ya. Öyle bir düşüncesi var ki kafasında. Kişi benim... kendinden bilir işi. Aynen. Aynen avukat hanımın dediği gibi bir tuzaklar peşindeymiş de insanlar onlardan kurtarmış. Yani bu çok absürt. Peki devam edelim. Dedim dışarıda ben. Dışarıda dedim evime. Sen niye o zaman korumadın? Niye korumadın ya, o zaman? Vardı bunlara, vardı. Madem dedem. Korumadım, doğru mu?
Niye o bisikletle geliyorsa o insanlara, ya bu kadına ya, kocası tamam, evliyor kardeşim gidin bu evden. Niye demedin? Evlerine sokmadım işte. Evet Gamze Hanım. Evet. Bir toparlama yani şu genel bir şey yaptığınızda toparlama. Hı. Bu konuşmalardan, söyleşiden ama bir virgül koyacağız galiba. Lütfen siz onu biraz sonraya evet. saklayın. Bu arada biz tabii Eskişehir'e de gittik. Güngör'ün ve Ferdi'nin nasıl bir ortamda yaşadığını, bu eğer bu taciz olayı gerçekse kimin nasıl bir ortamda kime bu kötülüğü yaptığını da bir yakından görün istedik. İnsanların vicdanı varsa biraz vicdanı sızlasın istedik açıkçası. Bugün Handan Çakal'ın kayboluşu ile alakalı 15 yıl sonra stüdyoya bir kişi gelecek ve gerçekten bomba gibi düşecek diye düşünüyorum stüdyoya. Bir ara verelim, sonra devam edeceğiz efendim. Handan Çakal'ın sır dolu kaybıyla ilgili yeni bir tanık ortaya çıktı. Gittiğim yerde dedi, ceset yoktu zaten dedi. Onur ve Turan arasındaki husumetin sebebi ne? Onur, senin tek korktuğun Turan. Handan Çakal'a ne yaptılar? Onur ve Turan'ın cezaevi arkadaşı... Efendim biliyorsunuz stüdyomuzda kişilik analizi ve beden dili uzmanı Sayın Gamze Baytöre var. Şimdi bu Eskişehir'deki taciz iddiasıyla ilgili dün yayınımıza bağlanan şahısla konuşurken tabii sorular da soruyoruz. Bir bölüm var Gamze evet. Hanım. Onu getireceğiz ekrana şimdi. Oradaki bir şey dikkatinizi muhakkak çekmiştir. Mesela sorduğumuz tüm sorulara bu şahıs... Anında hani ben onlara iyilik yaptım işte falan filan diye süratle girerken burada başka bir şey var. Onu bir getirelim ekrana arkadaşlar. Vallahi yapsınlar ya. Sen bu Güngör'ü taciz ettin mi etmedin mi? Hayır öyle bir şey yap. Buyurun. Burada bir... Bir es var. Evet es var. Daha önce de kayıtları dinlerken acaba hani sesin geç gitmesi öyle bir problem var mı? Değil aslında. Eş zamanlı bir sürü şeye cevap verebilirken burada duraklıyor olmak tabii ne cevap vereceğini kurgulamak ve düşünmekle alakalı bir durum. Cevaplar kesin ve net olduğunda önceki hanımefendinin ses tonundaki gibi kesin ve net direkt cevapları duyuyoruz. Burada bir kaygı... Tedirginlik midir o duruş? Yani o es verme cevap arayışı mı? Cevap arayışı. Doğru cevabı bilememek olabilir. Doğru şeyi, en doğru şeyi söylemeye çalışma çabası olabilir. Ama kişi kendinden emin ve net olduğunda şak diye gelir o cevap. Cevaplar tabii böyle bir soruda daha net olmalı diye düşünüyorum. Evet. Şimdi efendim biz Eskişehir'e gittik. Güngör ve Ferdi Ete çiftinin yaşadığı eve dedik ki bu insanlara birileri kötülük yaptıysa eğer gerçekten kime kötülük yaptıklarını bir kere daha görsünler istedik. Ve Türkiye'de görsün bu tür insanları ne kadar çok korumamız, kollamamız gerektiğine bir kere daha bütün yürekleriyle, beyinleriyle şahit olsunlar istedik. Çift şöyle bir evde yaşam sürdürüyor efendim. Güngör Ete, 24 yaşında, iki çocuk annesi, üçüncü bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Eşi ve çocukları ile Eskişehir'de iki odalı bir evde yaşıyor. Tertemiz ev, buram buram fakirlik kokuyor. Kendine sunduklarıyla yetinmeye çalışıyor Ete ailesi. Çok şükür diyorlar buzdolabındaki azıcık aşlarına.
İşte birden çalışıyor Ferdi Ete. Çocukları okusun, adam olsun diye. Borçlarım var. Çocuklarıma, eşime, kendime doğru düzgün bir şey alamıyorum, edemiyorum. Dışarılardan malzeme topluyorum. Ancak öyle şey yapıyorum, geçinebiliyoruz yani. Evimin, çocuklarımın ihtiyaçlarını öyle karşılıyorum ben. Onların derdi ne bir sürü odası olan ev, ne tıka basa dolu buzdolabı, ne de güzel giysiler. Onların tek derdi var, adaletin yerini bulması. Güngör'cüğüm hiç üzülme. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum, hakimine, savcısına, polisine. Dimdik ayakta durmanı istiyorum. Sen benim bir tanemsin. Senin yanındayım Ferdi. Ben sana güveniyorum. Bir de bu adalete güveniyorum. Evet. Güngör niye ağlıyorsun? Serapan'ın çok var yani. Benim için çok zor. Dayanamıyorum artık Serapan'ım. Ferdi, çocuklarını seviyor musun? Çocuklarımı seviyorum. Eşimi, çocuklarımı çok seviyorum. Sadece adalet arıyorsun ve gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorsun. Evet. Onun için geldim. Zaten müracaatta bulundum. Size ve ekibinize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bize yardımcı olduğunuz için. Size güveniyorum. İnsanlara gerçekten Güngör'e kötülük yapanlar varsa, olduysa utansınlar. Ben Serap Hanım, gülemiyorum, ağlamıyorum. Bütün yani dengem bozuldu. Eşimin de benim de bozuldu dengem. Şaşırdım yiyeceğim ne yapacağımı. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Başım ağrıyor, tansiyonum iner çıkıyor. Yani ben kendim de değilim. Evet, dün DNA örnekleri alındı. Sonuçlara bakacağız. Değerlendirilecek tabii ki sonuçlar. Sonra da suçlu olan yargı önünde hesabını verecek, cezasını çekecek. Buyurun hocam. Yalnız DNA sonuçları çocukların Ferdi Bey'den olduğunu gösterse dahi bu karşı tarafın suçsuz olduğunun ispatı değil. Zaten ne dedik? Yaşla birlikte hamile bırakma oranı çok düştüğü için erkeklerde yani çocukların o işte dede denilen şahıstan olma ihtimali de düşük. Çünkü yaşı ileri. Evet, şimdi Eskişehir'e gidiyoruz. Muhabirimiz Özge orada, biliyorsunuz söylemiştim. Yanına da bu şahsı almaya çalışıyordu. Bilmiyorum sonuç ne oldu. Merhaba Özge, Eskişehir'e de selamlar gönderiyorum, sevgiler gönderiyorum. Bu şahsın peşine düştük biliyorum Özge. Sonuç ne oldu? Serap Hanım merhabalar, iyi yayınlar. Evet, Mustafa Bey'in peşine düştük biz, sizin de söylediğiniz gibi. Daha önce buraya Eskişehir'e geldiğimizden beri de kapısını çalmıştık. Olumlu yanıt alamamıştık. Bugün tekrar gittik kapısını çalmaya. Kapıyı bize eşi Huriye Hanım açtı. Huriye Hanım bizi içeriye davet etti ve kendisiyle bir konuşma gerçekleştirdik. Şu an kameralarımıza konuşmayı kabul etmiyorlar ama bize olayla ilgili birçok şey anlattılar. O anlattıklarından da kısa kısa bahsetmek istiyorum size. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz gittiğimizde Mustafa Bey evde değildi. Telefonuyla da kendisine herhangi bir ulaşım sağlayamıyoruz. Gün içerisinde arıyoruz fakat cevap vermiyor. Eşi bize dışarıya çıktığını söyledi. Dışarıda yine oturdukları mahallenin etrafında da bir araştırma yaptık. Gidebileceği kahvelere baktık fakat Mustafa Bey orada da yok. Eşi bize çok yaşlı olduğunu ve dışarıya çıktığını söyledi ama anladığım kadarıyla bulunduğu muhitten daha uzakta bir yere gitmiş olmalı ki civarda da kahvelerde de yaptığımız araştırmalarda kendisinden bir ize rastlayamadık. Biz de bunun üzerine Huriye Hanım'la bir görüşme gerçekleştirdik. Huriye Hanım'a olayın neresinde olduğunu ve olayla ilgili ne kadar bilgiye sahip olduğunu söyledik. Sorduk. Huriye
yanımdan şöyle bir cevap aldık. Öncelikle eşinin 10 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü, bununla alakalı ciddi ilaçlar kullandığını ve bu durumla herhangi bir ilgisi olamayacağını söyledi. Ferdi ve Güngör Ete çiftiyle alakalı tanıdıklarını, nasıl bir diyalogları olduğunu sorduk ve kendisi Ferdi ve Güngör Ete çiftinin durumları iyi olmadığı için kendilerine yardımda bulunduklarını, hatta kendilerinden Ferdi Bey'in borç para aldığını, zamanında da bunu iade ettiğini ve bununla alakalı da sürekli anne baba gibi kol kanat geldiklerini söylediler. Fakat Huriye Hanım'ın çok ciddi iddiaları da vardı. Şöyle ki, Ferdi Bey'in Güngör Hanım'a şiddet uyguladığını, hatta birkaç kez bıçak çektiğini, bunun araya girip de kendileri tarafından engellenmeye çalışıldığından bahsetti bize. Peki sizin bu iddialarınızı doğrulayacak kim var, bize kim yardımcı olabilir dediğimizde de mahallede derin bir sessizlik hakim, bunu size anlatabilecek hiç kimse yok ne yazık ki şeklinde bir cevap aldık. Ayrıca iki çocukla alakalı da şöyle yine önemli bir iddiada bulundu Huriye Hanım bize. Ferdi Bey'in zaten bu olaylardan önce çocukların kendisine olup olmadığıyla alakalı şüpheleri bulunduğunu ve bununla alakalı DNA testi yaptırmak istediğinden bahsettiğini söyledi. Sonrasında zaman geçtikçe bu olayın üstünü kapandığından bahsetti ve iki karı koca arasında, Ferdi Bey ve Güngör Hanım arasında da şiddetli geçimsizlik problemi olduğunu, bunu da bazen Ferdi Bey'in şiddete döktüğünü anlattı. Huriye Hanım'dan edinebildiklerimiz bu yöndeydi. Kendileri bu durumu tamamen adalete bıraktıklarını ve eğer eşinin bununla alakalı bir suçu varsa da çekmesi gerektiğini söylediğini bizimle paylaştı. Tabii ki biz Mustafa Bey'i aramaya devam edeceğiz. Yine Odunpazarı civarında dolaşıyoruz. Kendisine de mikrofonumuzu uzatmak istiyoruz. Dün yayınımıza bağlandı fakat vereceği iddialara şu an cevaplar tam olarak bitmiş durumda değil. Tekrar kendisine mikrofonumuzu uzatacağız ve bizimle konuşmasını talep edeceğiz Serap Hanım. Teşekkür ederim Özge. Ferdi, sen karına şiddet mi uyguluyorsun? Seni dövüyor mu bu Ferdi? Yok, hiçbir zaman eşim. Bıçak çekti mi sana? Dövmezdi eşim hiçbir zaman ben. Bu olaylardan önce de diyor bir DNA testi vesaire, öyle bir şey var mı Ferdi? Hani daha önce size söylemiştim ya, bir bayram sabahı gittik. Anladım. Ondan anladım. Bahsediyor işte, DNA testi yaptıracağım, bu çocuğun benden olup olmadığına şüphem var diye ben her zaman söylüyorum. Şu an burada da söylüyorum ben. Buyurun hocam. Peki Ferdi, eğer DNA testi sonucunda çocuk veya çocuklar senden çıkmaz ise, başka bir babadan ise, ne yapmayı düşünüyorsun? Nasıl bilemiyorum hocam. Yani çocuklarını seviyorsun çünkü. Hani sadece genetik bağ değildir. Bir sevgi gönül ilişkisi de çocuklarla kurulması çok önemli. Ve onlar bu yaşa kadar seni babaları bildiler. Hocam yani, şöyle bir şey var. Eşimin bana söylediğini ben söylüyorum. O şahısın bana böyle böyle yaptı. Yani o çocuğun da ondan olduğunu bana söylüyor. Tamam, işte o çocuklara gene sahip yani o şüpheye devam edecek misin? Bu çok önemli. Eşimin o, öyle demesiyle ben o şüpheye kapanaraktan ben bu çocuğun DNA testini yaptırmak istiyorum diye her zaman söylüyordum. Daha hala da söylüyorum yani. Buraya geldim, burada da söyledim ben Ramazan'la. Şu an karnındaki bebeğin de test yapılmasını istiyorum diye söyledim yani. Evet. Hocamın söylediği tabii önemli bir şey var. DNA testi çok şey demek ama böyle taciz durumlarında her şey demek değil. Başka şeyler de var. Görgü tanıkları var. Çocukların bile belki o dönem ifadesine başvurulması gerekebilecek anlar olacak değil mi tabii, Ayşe Hanım? Tabii. Öyle iş o noktaya geldiğinde. Bunlar bir süreç ve bekleyip göreceğiz efendim. Bu arada muhabirimiz Özge de bu söz konusu şahısla ilgili onunla konuşmak, en azından bir kez daha yüz yüze konuşmak için girişimlerini sürdürüyor. Handan Çakal, 15 sene önce kütüphane yolunda ortadan kayboldu. 20 ay sonra birisi çıktı, itirafçıyım ben dedi. Arkadaşım Onur D. arabaya aldı Handan'ı ve öldürdü dedi. Biz yine Handan'ın yaşlandırılmış robot resmini ekrana getirelim. Sonra bu kişiler delil yetersizliğinden serbest kaldı. Çünkü ceset bulunamadı. Turan G.'nin söylediği yerde cesede rastlanmadı. Handan Çakal şu anda yaşadığını varsayarsak bu görüntüde aşağı yukarı olması lazım. Görenler, tanıyanlar, benzetenler ama emin olanlar ya da Handan'ın kendisi ailesini izliyorsa, artık perişan durumda anne,
kızının ölüsüne ya da dirisine ulaşmak istiyor. Şimdi bugün tabii ekrana, stüdyoya birazdan bomba bir konuk gelecek. Bu konuk pek çok şeyi bildiğini söylüyor. Kimliği, güvenilirliği tartışılmaz. Tarafımızdan, yani testlerden geçirildiği için söylüyorum bunu. Ama öncelikle ben o konuğumuzu çağırmadan önce yine Gamze Hanım'dan rica edeceğim. Onur D. canlı yayına katıldığında, Moldova'dan canlı yayına katıldığında onun da dili bir şeyler söylüyordu. Ama görüntülü olduğu için vücut dili, bakışları, mimikleri, gözleri de bir şeyler söylüyordu elbette. Acaba ne söylüyordu diye Gamze Hanım'a soracağız. Sonra da bu kişi canlı yayına gelecek ve bütün bildiklerini anlatacak ve bence gerçekten stüdyoya bomba gibi düşecek. Handan Çakal'ın sır dolu kaybıyla ilgili yeni bir tanık ortaya çıktı. Gittiğim yerde dedi, ceset yoktu zaten dedi. Onur ve Turan arasındaki husumetin sebebi ne? Onur, senin tek korktuğun Turan. Handan Çakal'a ne yaptılar? Onur ve Turan'ın cezaevi arkadaşı yayında. Gamze Hanım, siz ekran gerisinde de izlediniz bunları. Bize Onur D'yi anlatın. En belirgin özelliği nötr ve duygusuz duruşu. Yani en çok dikkatimi çeken şey bir diyalog aslında bu, değil mi? Bir anne ile bir şahıs arasındaki diyalog. Ama o kutucukları birbirinden ayırsak aslında birbiriyle konuşan insanlar değil de Onur D'nin kendi kendine ve kendi dünyasında bir şeyler konuştuğunu gözlemliyoruz. Bir duygu göremiyoruz. Bir mimik göremiyoruz. Sadece bakışlarında içine döndüğüne dair, yani içinde bir işte kurgu ya da ne cevap vermesi gerektiğine dair bir içsel durum yaşadığını gözlemliyoruz. Sonrasında da açıkçası vermek istediği cevabı veriyor ama burada iletişim, göz teması, karşısındaki kişiyle göz teması, yüzünde herhangi bir ifade, konuyla ilişkili bir ifade yok. Yani kendi çalıştığı cevapları mı veriyor? Kendi çalıştığı cevaplar olduğunu düşünmüyorum ama kurguladığı, yani biz bunu aslında beden diline bakıldığında içe dönüş diyoruz. İçe dönüyor ve bir noktada görsel bir şeyler hatırladığına dair göz ipuçları veriyor. Ve onun sonrasında da bir cevap veriyor. Ama bu cevap bedenin söylediğiyle dilin söylediği çoğu zaman örtüşür. Nadir zamanlarda örtüşmez. Bu da bir çelişkiyi ifade edebilir. Dilinin söylediğiyle bedenin söylediği aynı şeye gelmiyor. Peki efendim, teşekkür ederim. Ferdi, sen biraz Güngör'e doğru yaklaşır mısın? Şimdi efendim, stüdyoya bir kişi gelecek. Bu kişi bütün bildiklerini olabilir. Handan'ın kaybıyla ilgili bizimle paylaşacak. Bu kişi, gelecek olan kişi, biliyorsunuz Onur D. Turan G. tarafından cinayetle suçlandığında o dönem cezaevine girdiler. Aşağı yukarı 9 ay galiba, 9 ay kadar cezaevinde kaldılar. Ve tabii ki ben önce şunu Metin Bey'e sormak istiyorum. Cezaevindeki kişiler girdiklerinde cezaevine, koğuş arkadaşlarıyla bir şeyler paylaşır mı Metin Bey? Tabii ki paylaşır. Cezaevinde genelde aynı suçu işleyen insanlar bir arada bulunur. O esnada yandaki insanlara anlatabilir. Ya o anda bir şeyin maddenin etkisindeydim, ne yaptım bunu da bilmiyorum ama çok kötü şeyler yapmışım, şimdi pişmanım. Veya övünerek de söyleyebilir. Ya şu kadar icat yaptık. İşte hatta şurada da şunu işte öldürdük falan diye anlatabilir. Yani o arada söyledikleri tamamen doğruları söyleme diye düşünüyorum ben. Yani doğruları orada söylerler. Anladım. Yani cezaevinde çözülmeler başlar. Şimdi gelecek olan konuğum Mustafa Bey, Mustafa Durmuşkaya. İşte Onur D. ve Turan G.'nin o dönem cezaevinde kaldıkları dönemde koğuş arkadaşıydı. Ve
pek çok şeyi bizimle paylaşacak, anlatacak efendim. Buyurun Mustafa Bey. Murat Bey. Murat Durmuşkaya. Murat Bey, sizi öyle koltuğun başına alıyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Asıl biz teşekkür ederiz. Söyleyecekleriniz çok önemli. Önce sizi Handan'ın annesiyle ve yengesiyle tanıştırayım. Annem geçmiş olsun. Anne çok acılı. Buraya gelme sebebiniz de annenin gözyaşları. Evet. Ve feryat. İle alakalı, evet. Turan Gümüş'ü. Turan'ı falan içeride tanıyorum ben. Biraz yüksek sesle seyircilerimiz de sizi duysun. Evet. Siz Murat Bey. Zanlıların ikisini ben içeriden tanıyorum. Dışarıdan herhangi bir tanışmışlığım yok. İçeride aralarında hüsumet vardı. Devamlı kavga ediyorlardı. Hatta birbirini öldürmek için tetikçi arıyorlardı hapishanede. Turan Gümüş devamlı Onur'a saldırıyordu. Onur Turan'ın yaptığını söylüyordu. Turan da Onur'un yaptığını olayı söylüyordu. Onur'un, yani Handan'ı öldürdüklerini mi söylüyordu bu insan? Onur'un anlatması. Turan Onur diyordu ama Onur bizim yanımızda kalıyordu. Diğeri hücrede kalıyordu. Onur'un anlatması, Bursa'da dolmuş beklerken üzerinde kolye ve altınları almak için, kapkaç yapmak için durakta duruyorlar. Onur direksiyonda, Turan araçtan aşağı iniyor. Bağıran kardeşimizi zorla arabaya bindiriyor. Bağırıp arabanın plakasını falan almasınlar diyerekten arabaya bindiriyorlar. İznik'te şeftali tarlalarına geldiklerini söylediler. Bu arada aradan birkaç gün geçiyor. Orada boğuyorlar. Aradan birkaç gün geçiyor. Onların anlatması, İstanbul'a geçiyorlar İzmit'ten. Ondan sonra da aradan 2-3 gün geçiyor. İstanbul başka bir kahveciyle beraber Turan Gümüş kahveciyi alıyor. Kazma kürek alıp Onur'a da diyor ki, Onur senle daha önceki altınlarımızı çıkart. Dönüşte diyor aramız hiç iyi olmayacak diyor. O şekilde gidiyorlar. Tekrar bir yer değiştirme olayı oluyor. Tekrar kavga etti bunlar içeride. Sen dedi yeri söylesen ne olacak? Benim koyduğum yeri asla bulamazsın. Ben bu cezayı yatmadan her türlü çıkacağım. Ceset yok, ceza yok diye Turan kapıları tekmekleyip bas bas bağırıyordu Onur'a. Seni de yaşatmayacağım diye. Bunu bütün cezamı sadece ben deyip 20-30 tane o günün kayıtları da bellidir. Diğer arkadaşlarımız da vardır. Ben annemiz için buraya geldim. İnsan niye konuşmaya karar verdiniz Murat Bey? Anne için geldim. Çünkü bunlar dediler ki cesedi öldürdük, gömdük, daha sonra falan başka yere taşıdık diye yaptılar. Ben bunu gelip burada sizleri izliyorum, gördüm. Şu an vicdanen dedim ki gitsem bir faydam olur mu? O yüzden geldim. Bilakis anne için geldim buraya diyeyim size. Niye bekledin 15 yıl? Niye bekledin? Anneciğim. Niye bekledin? Çok eski bir olaydı. Ben daha 2 gün önce televizyonda gördüğümde şok oldum. O da nasıl şok oldum? Onur'un şimdiki halini tanımadım. Daha önceki eski bir resim gösterildiğinde Onur'un resmini tanıdım. Bunlar dedim nasıl çıkar? Tahliye olduklarını öğrendim. Nuray Hanım, siz neye sinirlendiniz? Bir dakika. Fatma Hanım bir dakika. Altın diye bir şey yok ki Handan'da. Bakın ablacığım oraya. Zaten başka hiçbir şey yok. Bunlar kapkaç yapıyorlar. Bunlar sinirlendim yani. Saniye. Yok. Peki ben bir şey soracağım. 19 yaşındaki bir kız. Bir küçük altın kolyesi bir şey yok muydu? Yoktu. Sıfırdı yani. Yoktu. Hiçbir şey yok. Saati vardı bir tek. Evet. Onur'un demesi kapkaç için kaçırdık dediler. Başka kapkaç bir amaç için. Yokmuş. Kapkaç için dediler. Başkası olabilir belki bu kişi ama Handan değil bence. Siz Handan'ın yaşadığına inanıyorsunuz. Evet, inanıyorum. İnşallah öyle. Hala da inanıyorum. İnşallah öyle. Ya o başkasıdır büyük ihtimalle. Olmuş. O zaman biz bu yönde araştırma yapmayalım mı Nuray Hanım? Tabii ki yapın. Ben o zaman değil. Neye sinirleniyorsunuz? Niye sinirleniyorum? Handan'ın ölmediğine tabii ki. Yani inşallah. Belki hani sonraki yıllarda ölmüş olabilir. Bakın işin içine inşallah giriyorsa şüpheniz var demektir. Doğru mu? Yani biz, sonra olabilir. Biz bu yönde araştırma yapmayalım mı? Tabii ki yapın. Çok memnunuz zaten. Biz hep dua ediyoruz zaten sizin için. O ayrı bir şey. Ama beni arayıp 1,5 ay sonra aradıysa Handan, 1,5 ay sonra evet bu olay ölmüş olabilir bak. Buna eminim. Hani o zaman olmuş olabilir. Ama 1,5 ay sonra beni Temmuz'un ikisinde arıyorsa Handan, benimle konuşuyorsa, ben Handan'ı çok iyi tanıyorsam, o Handan biliyor. Kesin biliyorum zaten. Ama bu olay diyelim ki 3 ay sonra olabilir. 5 ay bu olaydan sonra, hani kaybolduktan sonra olur. Ha o zaman amenna. Ama ben kalkıp da o gün içinde Murat Bey, Turan'la ve Onur'la koğuş arkadaşlığı yapmış. O dönemde siz bir kız kaçırma olayı falan bir şey, evet. Neyse. Evet. Önemli değil sizin orada neden bulunduğunuz bizim için şu anda. Biraz önce Metin Bey'e sordum. Dedi ki cezaevinde çözülmeler olur dedi. İnsanlar birbirleriyle bunu konuşabilirler dedi. Çünkü
konuşmazsanız çatlarsınız, ölürsünüz. Psikolog hocamız daha iyi. Söyle, ölürsünüz yani. Şerap Hanım, ben bir şeyler söylemek istiyorum bununla ilgili. Şimdi iki tane birbirleriyle de bir de hasımlar. Yani sen yaptın, ben yaptım diyen iki tip var. Ve bunların cezaevinde kavgaları var. Diyelim ki sırlarını paylaşmadılar ama sonuçta o dönemki cezaevi tipi de daha kalabalık koğuşlardır diye tahmin ediyorum. Bu aralarındaki kavgaya bile şahit olmuş olabilirler. Oradan duydukları, gördükleri olabilir. Nuray Hanım'a da bir şey söylemek istiyorum. Şimdi birilerinin anlattıklarına hakikaten kulak vermemiz gerekiyor. Bence bu tepkilerinizi siz daha çok yargılama aşamasında keşke verseydiniz. O dönemde biraz daha titizlenseydiniz. Konuşturmadılar ki. Şu anda iğneyle kuyu kazanın. Yok öyle olmaz yani. Herkesin... Hakim yengemi konuşturmadı avukat hanım. Şu anda biri iğneyle kuyu kazılıyor. Hakikaten çok büyük bir emek veriliyor ve tabii Murat Bey de... takdir ediyorum. Şimdi orada gasp için yapmış, şey yaptık diyebilir. Üzerindeki altınları almak için yapmış. Neden söyleyemez? Cezaevine 19 yaşında bir kızı cinsel saldırı suçundan girdiğinizde başınıza kötü şeyler gelebileceğini bilirler. Bu, tamamen bu nedenle o yüzden de bunu saklarlar. Başka bir sebep bulmaya çalışırlar. Hırsızlık derler, gasp derler, onu derler, bunu derler. Lütfen tepkilerinizi ortaya koyarken... Bu insanları dinlerken bu tepkilerinizi ekran gerisine saklayın. Ama insanların buraya gelmesini yıldıracak, önünü kesecek şeyler yapmayın diyorum ben. Bu kadar söylüyorum. Çünkü bunlarda benim gerçekten büyük emek var. Benim şahidi vardır. Buna bir koğuşun zaten biraz sonra sormayı düşündüğüm şey oydu. Buyurun. Ya da Serap Hanım mutlaka soracaktır. Sizden başka buna tanık olan birileri var mı diye var. Sormak isterim. Var. Bir o odanın içinde olması mümkün değildir zaten. Tabii. Bir koğuşun içindeyiz. 24 saat. Ailemizle o kadar beraber olduk. Evet. İster istemez bunların boğuşmalarını anlattıklarına... Mesela şeylere tanık oldunuz mu? Bunlar duruşmaya gidip geliyorlardı. Duruşmaya gidip ifade verdikten döndükten sonra onların ruh halleri daha değişik olur, agresif halleri, olurlar. Kavgayla bitiyordu. Ruh kavga. Halleri, tartışma kavga ile bitiyordu. Çünkü orada bir ifadeler verirken suçlamalar var. Döndüklerinde... Evet. Ruh hallerinde kesin bir değişiklik vardır. Tahliye olamamak vesaire gibi durumlarda yine iftiralar ya da doğrular, gerçekler ortaya çıkmış olabilir. Mesela o kahveci kimmiş, kazma kürekle gittiği kişi, onun adını kaçırmış olabilir ağzından. İsim geçmiyordu ama. Söylemiş olabilir. Onur biliyor onu. Onur çok iyi biliyor. Murat Bey, size direkt olarak şunu soruyorum. Bakın bu Turan G, Onur D'yi arabaya aldık, Handan'ı. O arkaya oturdu, cinsel saldırıda bulundu, sonra öldürdü ve bir uçurumdan attı diye suçladı. Siz de diyorsunuz... İçeride hiç cinsel saldırı olayı geçmedi efendim. Sadece gasp amaçlı yaptık. İşte bu onun için geçmedi. Çünkü bütün koğuşta şahit, 30 kişinin ismi var. Eğer bu geçseydi orada hoş karşılanır mıydı insanlar? Karşılanmazdı değil mi? Can güvenlikleri de tehlikeye girebilirdi. O sebeple de cinsel saldırı kısmını es geçtiler. Peki sizin orada duyduğunuz şey... Neydi? Yani bu bir cinayetse cinayeti kim işlemiş? Buran diyordu seni yakacağım. Sen bittin buradan çıkışın yok diyordu. Sendeki emanetlerin bana teslim et diyordu. Onun haricinde Onur'un bize anlatması da Onur'un anlatması ilk arabayı alan kişi Turan Gümüş. İznik'e kadar geliyorlar. Arabada ellerini ayaklarını bağladığını söylüyor. İznik'te yolda direksiyon değiştiriyorlar. İznik'te bir şeftali tarlasında da boğma olayı gerçekleşiyor. Onun anlatması, ben burada bunu anlatarak anneyi veya bir başkasını üzmek istemiyorum. Az önce hocamızın dediği gibi de farklı tepkiler lütfen göstermeyin. Bizim de annemiz var, bizim de kardeşimiz var. Biz de buraya geldik yine bir şeylere yardımcı olayım. Ben sesleniyorum zaten vicdansın olandan seslendim. Evet, yani. Ben vicdan, yoksa keyfi kalkıp ben buraya niye geleyim kendim? Niye gelsin ki yani böyle bir olayın ortada bir şey soracağım. Ben teyzenin, senin gözyaşlarına geldim annem buraya. Turan. Ve Turan. 30 kişi daha bu olaya şahittir. Ben hepsinin ismini buraya veriyorum. Bildirdim zaten. Verdim. Onlarla da görüşülecek ama bize. Ben bu 30 kişiyle 17 yıldır hiçbir tanesiyle bir kez görüşmemişim. Şimdi yıllar geçmiş aradan. Bu da var. Hiç gibi olayı duyduğunuzda böyle bir ifade verip çıksaydınız ortaya. 15 yılımız geçmezdi. Ablacığım, şöyle bilirdik afet gibi evladımız. Siz abi olayları çok farklı. Buradan oturulduğu gibi değil lütfen. Vallahi burada oturulduğu gibi. Orada ifade de versek bizim ifademiz orada bu, kaliye almazlar. Hocalarımız zaten Turan, iyi bilirler bunu. Turan Bursa'yı iyi biliyor olması lazım değil mi? Çok Bursa'yı iyi biliyor. Bursa, İzmit bu bölge. O zaman bu Kaplıkaya'dan aldıklarını söylüyor mu? Ve ismin Handan olduğunu biliyor mu? Söylüyor muydu? Teyzeciğim orada yalan söylemeyeyim. İsim olarak geçmiyordu.
Ama... Çünkü vergi ifadede çok farklı. O bizim kafamızı kurcaladığı için. Çok farklı. Nereden aldıklarını söylediler için mi kızı? Biz inanmıyoruz. Bursa tarafından gelirken bir duraktan. Çelişkili minibüs durağı. Onların anlatmış. Bir minibüs durağından Bursa'nın içinde mi dediler? Evet. Kaçırma maksadı yok dediler. Sadece işte çantasının üstündekileri alıp kaçacaktık dediler. Turan aşağı iniyor. Başkalık herhalde bağırdığı için başkaları duymasın diye dolu zorla arabaya bindirip kaçırıyor. Ben diyor ne kadar ikna etmeye çalıştıysam da diyor, ikna olmadı diyor Turan Gümüş için Onur. Turan da diyor ki Onur sen öldürdün gömdün diyor. Aralarındaki emanetleri ver dediği şey nedir? Daha önce bunlar başkalarının ev işlerini yapıyorlardı. Hırsızlık gibi diyeyim sana. Sosyetelerin evlerini soyuyorlar. Çok yüklü miktarda altın alıp gömdükleri. Bunu da Onur'un bunu paylaşamıyorlar. Annesinin veya eşinin. Buna Onur mu el koyuyor? Buna Onur el koyuyor. El birlikte... koymuyor. Sakla diye veriyor. Sakla diye veriyor. Sonradan, ona vermiyor geri. Sonradan yok oluyor. Turan'da birlikte hırsızlık yaptık. Evet. Bu altınlar ikimizin ortak. Evet. Benim payımı ver diyor. Onur da bunu vermiyor. Evet. Bunların tartışmasını yapıyorlar dışarıda. Bir şey daha soruyorum. Evet. Peki daha evvelden Handan'ı takip etme, uzun süre bir takip etme olayı var mıydı acaba? Bilemem. Çünkü Handan bana sürekli birilerinden korktuğunu, anne inşallah benim başıma kötü bir şey gelmez. Anne içimde çok büyük bir sıkıntı var. İnşallah bana bir şey olmaz. Anne bana bir şey olmaz değil mi? İçimde büyük bir sıkıntı var. Sanki bir şey olacak bu kelime. Sanki bir şey olacak. Şöyle bir 2000 şey. Yılından anne çok korkuyorum. 2001'de babası öldü. Anne 2001 yılında çok korkuyorum. Son zamanda dediği ağzımdan düşürmediği biri sessiz biri arıyor. Sesini verse nefesi dahi yok anne. Açıyor uzun müddet beni dinliyor. Annem onu onlar tanımıyormuş ki. Işte. Bir saniye sonra efendim. Böyle kişi, bir saniye. Önce Metin Bey ile başlayayım uzun süredir söz istiyor evet. Şimdi cezaevi aleminde bir racon vardır. Her türlü suç işleyebilirler. Fakat ailelere karşı bir yalan söylemezler yani. Aileleri çok ciddiye alırlar hakikaten. Kendileri suçlu olabilir. Şimdi bu kardeşimiz de yani burada bir aile var. Bu aileler uzun yıllar 15 senedir perişanlar. Çocuklarını arıyorlar. Yani bir şey gerçekten bilmese, hissetmese, yaşamasa onu gelip burada anlatacak kanısı yok bende. Yani bu arkadaşımız duyduklarını söylediği gibi geliyor bana. Yani Onur'la orada yaşamış 24 saat dedikleri gibi 24 saat birlikteler. O 24 saat içinde bazı şeyler kafalarını kurcalıyor ve birilerine anlatma ihtiyacı duyuyor. Zaten Turan da diyor yani içim diyor vicdanım sızladı diyor. Geldim diyor teslim oldum. Şimdi o da orada vicdanı sızlamış olabilir. Ama birbirlerini suçlayabilirler. Çünkü Allah'la kul arasında geçti. Turan mı yaptı, Onur mu yaptı onu kimse bilmiyor. Onları bilir, kendileri biliyor. Şöyle bir soru da gelebilir aklınıza. Peki Murat Bey burada çıktı konuşuyor. Ben Onur'la ve Turan'la koğuş arkadaşıydım diye konuşuyor. Acaba gerçekten Onur tanıyor mu Murat Bey'i ya da Turan tanıyor mu? Uyduruyor mu diye düşünüyor olabilirsiniz. Bununla ilgili kanıtı da birazdan getireceğim ekrana. Buyurun hocam. Onur Bey'in bu beraber kaldığınız sırada maddeyle ilgili, madde kullanımı ile ilgili sıkıntıları oluyor muydu koğuşta? Onur'un yoktu efendim. Onur'un bilmiyorum. Onur hiçbir şey kullanmadığını biliyorum. Bu Turan Gümüş olan yaştaydı. Turan Gümüş daha önceden dışarıda her şeyi kullanıyormuş. Zaten yaptığı hani gayrimeşrudan kazandığı paraları da diyeyim sana artık kokain bilmem ne gibi maddelerde harcıyormuş paralarını. Zaten en son anlaşmazlıklarında da bayağı yüklü bir şey almışlar. Altın varmış ellerinde. Bu altınları da anneme veya kayınvalidem saklayacak gibisini Onur'a teslim ediyor. Onur saklıyor, o eşya kayboluyor. O kayıptan sonra zaten her şey patlak vermeye başlıyor bunların arasında. Husumet ayrılıyor, bozuluyor. Yani size anlattığında birlikteydik ama ben yapmadım, Turan mı yaptı dedi. Onur Turan yaptı diyor. Yani. Ama birlikteydik değil mi? Beraberdik arabada, beraber aldık dedi size. Aynen, beraber aldık diyor. Murat Bey, Onur'un ziyaretçileri kimdi? Onur'un ziyaretçisi hanımı geliyordu sanırım. Bir hanımı ya kardeşiydi. Başka bilmiyorum. Turan G'nin? Turan'ın avukatı geliyordu. Ziyaretçi olarak hatırlamıyorum şimdi. Yanlış ifade vermeyeyim orada. Aynı koğuşu ne kadar zaman paylaştınız? Kaç ay? 3-4 ay. 3-4 ay. Onur D'nin madde kullanımından o 3-4 ay boyunca bir sıkıntı yaşamaması, koğuş arkadaşlarının buna şahit olmaması yalan söylediğini, doğruyu söylemediğini gösteriyor. Çünkü diyordu ki Turan G ile sadece madde temin etme konusunda bir ilişkin vardı. Bana madde temin ettiği için mecburen katlanıyordum. Ama efendim, demek ki böyle bir şey Onur D telefondaymış Moldova'dan.
Murat Bey'in yayına çıkması üzerine Onur de telefonda. Onur Bey merhaba. Merhabalar Sedat Hanım. Onur Bey, Murat Bey'i tanıyor musunuz? Murat Bey bizim koğuş sorumlumuzdu. Yani koğuş mensili diyebileceğiniz bir insandı. Ama kendisiyle şunu belirteyim. Ben yayınızı izleyemiyorum. Şu an dışarıda bir yerdeyim. Evet. Şunu belirtmek istiyorum. Bugün beni de aradınız. Ben telefonda kendisine de beyan ettim. Ben Turan Gey ile hiçbir zaman aynı koğuşta bulunmadım. Aynı koğuşta hiçbir demiyor. Hayır, aynı koğuşta demiyor. Aynı koğuşta bulunduğunu belirtti. Turan Gey ile kavga ettiğimi, kavga ederken de bu sözleri söylediğimi söylüyor. Turan Gey'in beni görme şansı yoktu. Çünkü ben onda hasımlıydım. Biz birbirimizi görmüyorduk. Kendisi sağ alttaydı ve sol koğuşta bulunmak üzereydi. Hiçbir zaman ring aracında bile bir araya gelmedik. Onunla aramızda her zaman bir görevli vardı. Belirttim bunu. Biz hiçbir şekilde hiçbir zaman yüz yüze bile gelmedik. Peki ben hemen bunu Murat Bey'e soracağım. Buyurun. Şunu belirtmek istiyorum. Madem ben bu kavgalarda, gürültülerde veya Murat Bey'e böyle bir şey anlattım. Niçin kendisi oradayken ben bu gidip de ceza infaz kurumuna veya oradaki gardiyanlara ya bu adam gerçekten bunu yapmış diyerekten mahkemeyi aydınlatacak bilgiler neden vermedi de şimdi bu şekilde konuşuyor. Evet. Kendisi ya olayları karıştırıyor ya başka bir şey var bu işin içinde. Çünkü ben hiçbir şekilde kendisine ben bunu yapılırken gördüm, biliyorum, ediyorum demedim. Bilmediğim bir şeyi zaten nasıl olur da ben biliyorum, bilirim diye soruyorum. Bizim elimizde hiçbir zaman işte böyle bir altındı, bilmem neydi, paylaşılmayan bir şey de bulunmadı, olmadı. Ben sadece son sözlerini duyduğum için telefonda bunu söylüyorum. Ben şu an gerçekten dışarıdayım. Telefonla konuşacak bir ortamda değilim. Sadece bu sözleri söylemek istedim. Teşekkür ediyorum. Ben bu konuda eğer bir tane en ufak bir bilgim olsa veya herhangi bir şekilde bunu görmüş olsam zaten ben öyle bir kişiyle sahibim ki direkt gider olay anı hemen gider polise. Bundan önce ben ifade verir, ben kalkar söylerdim. Murat Bey, Onur Bey müsaade edin. Anlatmış olma ihtimali. Müsaade edin. Bunlara cevap versin Murat Bey. Aynı koğuşta kalmadım Turan Gey ile, dolayısıyla kavga etmiş olamam. Bunları duyduysa neden gidip de yönetimi bundan haberdar etmemiş? Kendisini kandırmasına gerek yok. Şu anda 80 milyon kendisini izliyor. Aynı yerde kalmadığımızı söylüyor. Şu odanın içerisinde 7 tane kapı var. Bu kapıların hepsi koğuştur, hücre tarzıdır. Başka bahçemiz de yoktur. Kendisi söylesin, bahçeye nefes almaya çıkmıyorduk. 5 ay, 4 ay aynı koğuşun içerisinde kaldık. Sadece hayır, Turan Gey ile aynı koğuşta kalmadım diyor. Ayrı koğuş değil efendim. Aynı koğuş demek istiyorum. Biz burada geziyoruz. Bu koğuşun bir tek bunun kapısını kapattılar Turan Gey'nin. 24 saat kavga ettiler. Hücredeydi o dedi. Evet. O hücredeydi dediniz. Hayır. Evet. Şimdi, hücredeyken zaten hücrenin kapısı açık. Biz hücrenin kapısının dibindeyiz hep. Hani koğuş alanı diyorlar ama koğuş değil, öyle bir yer yapmışlar artık. Ortak alan. Mümkün. Ortak şey alan hücrelerin koridorunu diyeyim sana. Mahkum fazla olduğundan dolayı o koridorda herkes yatıyor. Peki, kendileri de geldiği zaman yatak yoktu. Sonradan sırayla yataklara geçiyorlardı zaten. Diyor ki neden yönetimi haberdar etmedi? Bu adam bu cinayeti işlemiş aşağıda. Bu itiraf geçerli olur muydu? Onu şimdi da şöyle bir şey orada söyleyeyim. Olur kendisi muydu? Çok hemen sapıtma yanında konuşuyor. Madem kendisinin için avukatı da geliyordu, diğerlerinin avukatı da geliyordu. Bunun kavgasını hani bütün koğuş cezaevi biliyordu. Madem bana kalmazdı bu iş, devletin orada gardiyanı da vardı. Onlar da bir dilekçe verebilirdi efendim. Ben niçin dilekçe vereyim buradan? Kendisini hep savutmak için. Yani siz kendinizi güvende hissetmez miydiniz bunu yönetime söyleseydiniz? Çıktığı belli mi olurdu sizden? O kadar 30 kişi varmış orada. Niye diyor yönetime söylememiş? Tabii söylediği çıkardı yani. Mahkeme dinlemek isterdi. Tanık olarak. Mahkemede tanık olacaktı. Başka bir şey daha var yalnız. Onur Bey diyor ki şimdi hayır ben aynı yerde kalmıyordum vesaire. O zaman Murat Bey ile aynı yerde kaldığına göre yapmadığına ilişkin bir şeyler söylediğini de söylemiyor. Yani hayır ben o zaman inkar etmiştim, böyle bir şey yoktu. Onları konuştum da demiyor. Ben konuşmadım diyor. Hiç yani en azından kişi yapmadıysan da koğuş arkadaşlarına yapmadığını anlatmaya çalışırsın. Bunu da ifade edersin. Savunması gene birlikte değildik. Dikkatimi diyor. Çeken şu oldu. Dün çok duygusuzdu Gamze Hanım'ın da söylediği gibi. Bir tek düze bir sesle nasıl olsa bu ortaya çıkacak bir şey değil diye konuşuyordu. Şimdi birazcık ciddiye binince nasıl duygulanabildiğini gördük.
Şimdi Murat kardeşim de gayet iyi bilir. Cezaevlerinde en ayıp şey ispiyonculuktur. Yani duysa bile bir söylediği zaman belki Murat'ı da yaşatmazlar. Belki de birisi nam olsun diye ispiyoncuyu öldürdüm diye Murat'ı da öldürebilir. Yani cezaevinde duyulup yani da söylenme ihtimali. Rajon, başka bir rajon var. Orada ayrı bir dünya var. Ayrı bir dünya var. Orada hiç kimse ispiyoncuyu sevmez yani. Söyleyemezler. Öyle bir kardeşim, rajon yok. Peki ben Onur Bey'i kaybetmek istemiyorum şu telefondan. Murat Bey niye yalan söylesin Onur Bey sizinle alakalı? Şimdi Sedat Hanım bakın ben şunu tekrar belirtiyorum. Murat Bey bu konuda niçin böyle konuşuyor bunu gerçekten bilmiyorum. Ben bulunduğumuz bölüm orada çok kısa bir süre kaldım. Çünkü ben Bursa'dan Kocaeli'ne geldim. Kocaeli'nden de direkt Sakarya Denizli'ye gittim. Yani ben orada öyle Murat Bey bugün söylerken Şubat ayı diyerekten bana anlattı. Ben zaten ocağın başında cezaevinden çıkmış yönetime bakın. Yönetim işte eğer orada herhangi bir kavga veya benzer bir şey olduğu zaman bu tür olaylar disiplin suçuna gidiyor. Ve bu yönetimde tutanak halinde tutuluyor. Bunu rica ediyorum. Kocaeli Ceza İnfaz Kurumu'na dilekçe yazın. Burada size gerekli bilgiyi zaten vereceklerdir. Ben Kur'an Gümüş'te kesinlikle hiçbir şekilde kalmadım. Aslında Murat Bey de orada kuruluş sorumlusuydu. Yani kendisinin kavgaları oldu. Kendisinden korktuğu için kendisini başka bir adam kapısını da kilitli tutarak bekledi. Orada bir hücre sistemi uygulanıyordu. Yani her hücrede iki kişi kalıyordu. Hücrelerin kapıları açık bir koridorumuz vardı. Kendisi orada Murat Bey nasıl söyleyeyim koğuş sorumlusu veya koğuş ağası diyebileceğimiz tarzda bir insandı. Orada ne derse dediklerini herkes yapar, herkes dinlerdi. Onur Bey ben size bu arada başka bir şey soracağım. Yani vaktim de çok olmadığı için bunu özellikle sormam lazım. Siz 2000-2016 yılları arasında 21 tane telefon hattı almışsınız. 21 tane. 2003 yılında Handan'ın kaybolmasından 7 ay sonra kapatıyorsunuz bir hattınızı, yani bütün telefonlarınızı ve 2006 yılına kadar bir daha hiç telefon almıyorsunuz. 2003 yılında ne oldu da siz en önemli iletişim araçlarından biri olan cep telefonunuzu iptal ettiniz ve neredeyse 3 yıl boyunca hiç cep telefonu kullanmadınız. Ne oldu? Aynı tarihlerde aracınızı da takasa sokuyorsunuz. Özür dilerim. Sesiniz kesik geldi. Sadece şunu anladım. 2000 ile 2016 arası 21 hat aldığımı söylediniz. Bir tek onu anladım. Ben bu kadar çabuk aldığıma inanmıyorum. Daha önemlisini sorayım o zaman. 2003 yılının sonlarına doğru siz bütün telefonlarınızı iptal ediyorsunuz. Artık üzerinizde hiç telefon yok. Bu olay yani bu tarih Handan'ın kayboluşundan 7 ay sonraya denk geliyor. Aynı tarihlerde de aracınızı takasa sokuyorsunuz. İkisi aynı tarihe denk geliyor. Sebebi neydi bunun acaba? Bakın ben daha önce sizle görüşürken de bunu belirttim. Ben orada şunu yaptım. Ben Turan Gümüş'ten uzak durmak için telefonlarımı değiştirdim, telefonlarımı kapattım. Evimi nasıl söyleyeyim, herkese taşındığımı söylemelerimi ilettim. Ben bu tür şeyler yaptım ama ben bunları özellikle Handan'la ilgili veya başka bir şeyle ilgili olarak yapmadım. Ben artık bu konu için değil, ben Murat Bey için bağlanıyorum. Mutlaka bağlandım. Ve program olarak da insanları aşırı derecede yönlendiriyorsunuz. Beni afişe ettiniz, fotoğraflarımı yayınladınız. Bunlar doğru gelmiyor. Benim çünkü orada bir kişilik haklarım var. Siz benim... Tamam, o konuda hakkınızı arayabilirsiniz efendim. Yasal yollardan... Onur Bey, yasal yollardan hakkınızı arayabilirsiniz. Bununla çünkü insanları yönlendiriyorsunuz Serap Hanım. Dün kimseyi orada, yönlendirmiyoruz. Kimseyi yönlendirmiyoruz. Yasal yollardan hakkınızı arayabilirsiniz. Bu arada polis... Bakın sizin aracınız takasa girdikten sonra... bir saniye lütfen. Araştırıyoruz. Çünkü insanların hayatını etkiliyorsunuz. Hayır, araştırıyoruz. Müsaade edin. Niye bu kadar... birden çok tepkisel oldunuz, çok sakindiniz gerçekten. Ne oldu? Sakin konuşuyoruz Onur Bey. Bana yanlış olduğunu söylediğiniz hiçbir söz doğru çıkmadı. Ben programları izledim. Bana buraya geldiğiniz zaman canlı yayında yüzüm yayınlanmayacak dendi. Yüzüm yayınlandı. Arkasından bana dediniz ki özür dilerim. Dün oraya bir tanık getirdiniz. İşte ben gördüm onları. Mutlaka bu insandı. Yüzü
sokak hareketlerime kadar baktığını sonucu söyleyin. Sonuçta ne oldu? Onur Bey, sonuçta ne oldu? O mu dedik? Bunu tanıyor musunuz dedik. O da tanımıyoruz dedi. Biz de peki dedik. Dikkatli bakın, kırmızılı değil mi? Kırmızılı. Hayır, öyle bir şey demedim. Tekrar izleyin. O bir polis, yani kırmızılıyı tanıyor musunuz? Bakın. Siz şu anda başka bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Onur Bey, şu an başka bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ama bu tuzağa düşüremezsiniz bizi. Tekrar o yayını izlerseniz diyorum ki o bir polis, kırmızılıyı tanıyor musunuz diyorum. O da diyor ki tanımıyorum. Biz de peki diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Bakın arkadaki fotoğrafa bakmanızı istiyorum. Arkanızı dönmeyin. Kırmızılı diyorsunuz. O da tanımadığını söyledi. Arkadaki polis diyor. Bakın Serap Hanım. Onur Bey, konuyu değiştirmeyin. Bakın orada sizi aklamış oluyoruz aslında. Farkında mısınız bilmiyorum. Ama biz orada sizi aklamış oluyoruz. Yani kadın yanlış hatırlıyor. Bunu da bütün herkese ilan etmiş oluyoruz ki senin hatırladığın kişi o kişi değil. Senin orada yanında gördüğün çocuk bu değil demeye getiriyoruz. Yani o değilmiş diye bunu da ilan ettik. İlan ettik. Farklı bir şey mi söyledik? Hayır, bir daha bak o olabilir mi? Bir daha bak o olabilir mi dedik mi? Demedik. O mu değil mi? Arkadaki polis, öndekine bak tanıyor musun? Tanımıyorum. Demek ki yanlış biliyorsun. O değil dedik. Telefonu, bu kadar mı? Sorulara cevap versin bence. Siz sorulara cevap verin bence. Şu telefon olayına cevap verin. 2003 yılının sonlarına doğru telefonunuzu iptal ediyorsunuz bir. Ondan sonra aracınızı takasa sokuyorsunuz. O araçla ilgili polis kriminal laboratuvar raporunu okuyacağım. Çok önemli, kısa bir aradan sonra. Kodlu çocuğun biyolojik annesi, rahat ol anne. Ve Asiye'nin kızı Melike geliyor. Artık anne istediği her yere gidebilecek. Anne. Ha? Evet, Handan Çakal'ın 15 sene önce kayboluşu giderek daha karmaşık hale geliyor. Bugün stüdyomuza gelen bir konuğumuz hepimizi şoke etti. Hatta bu ana kadar büyük sakinlik gösteren, sakinliğini koruyan ve zamanında cinayetle suçlanan Onur D. bile artık sakinliğini bozdu. Bunu tabii ki yorumlatacağım. Bu arada Murat Bey yüzünü göstermeye karar verdi. Sebebi de dedi ki benim kimseden, siz söyleyin. Sebebi kimseden korkum yok. Bu ülkede çocuk ve kadın katilleri de ortalıkta gezmesin diyorum. Vicdanımın sesini dinledim. Annesinin gözyaşı. Şu anda evet, ben tabii şu anda bir cümle kurmak zorundayım. Herkes suçluluğu kanıtlanana kadar masumdur. İddiaları değerlendiriyoruz. Şahitlerin söylediği şeyleri, iddiaları da tabii ki değerlendireceğiz. Fatma Hanım buyurun. Şu anda imdat diyorum. Nasıl bir insanın canı yanıyorsa her türlü imdat diye bağırıyorsa şu anda ben imdat diyorum. Şu anda Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Devlet Başkanıma sesleniyorum. Allah rızası için, bak sizlerin de evlatları var. Umarım mutlaka bu programı seyrediyorsunuz. Bu benim evladım, 15 yıldır benim içim yanıyor. Siz de devlet başkanları olarak, cumhurbaşkanı olarak bu vatanın çocukları, gençleri sizin evladınız. Bunun için size sesleniyorum. Bak Allah razı olsun bu programdan ne kadar detaylı bir şekilde inceliyor. Bu şekilde bir yere geleceğiz. Ama canlı ama ölü. Mutlaka birileri bu suçla ilgili olan kişiler cezalarını mutlaka bulacaklar. Bulacaklar. Ama sizden tek ricam bize ne olur bir el atın. Biz bak bir yerlerde tıkanıyoruz. Bazı delil yetersizliklerinde eğer bu kişiler doğruysa, umarım doğru değildir. Ben evladım her zaman için her anne gibi canlı olmasını istiyorum. Ama bir öyle bir
meçgul bir şeyler var ki bunların açıklanması için, bunların meydana çıkması için imdat diyorum, imdat. Siz büyükler olarak, sizden başka beni bu durumu çözecek kimse yok. Yok. Allah rızası için sizin evlatlarının üzerine bu şekilde gelebilir ve gelmeye devam edecek bu kişiler ortada gezindikçe. Anam yavruma yaşıyor, kötülük yapıyorlar ama öldürdüler, kötülük yaptılar. Bunlar cezalarını bulacaklar, bulacak öbür dünya için demiyorum. Bak 10 tırnağım geçireceğim üzerine. Bu kişiler çıksın, başka canlar yanmasın. İmdat Cumhurbaşkanı. Ben hafızamı mı kaybedeyim ya? Ben burada ayakta durmaya çalışıyorum. Sesimi duyun. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanım, Sayın Emniyet Müdürleri, Allah razı olsun. Ben burada 15 yıldır ayakta durmaya çalışıyorum. Duracağım da. Benim arkamda evlatlarım var, canlarım, ciğerlerim var. Bir ciğerim de yok, bir tane ciğerim yok. Allah rızası için imdat diyorum, imdat, imdat. Duy sesimi artık, duyun. Benim katil varsa yakalansın. İmdat yolunu sallayarak gitmesin. Tamam, bir sakin ol Fatma. Pazartesi günü, şimdiden müjdeyi veriyorum. Çok önemli bir çalışma başlatacağız. Bu kadar söylüyorum. Çok önemli bir çalışma. İmdat diyorum artık, başka bir şey yok. Bu çığlıkların, senin bu çığlıkların yerine ulaşacak. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Pazartesi bu konuda çok önemli bir çalışma başlatıyoruz. Bu arada Murat Bey... Beni yıkamayacaksınız, ben anlayayım. Kale gibiyim. Şuradan şuraya gittiğin gitmeye hazırım. Hazırım. Tamam. Hadi canım, bir sakin ol. Bir su verelim olmadı. Ben hazırım. Sapa sağlamım burada ben, çünkü anayım. Anayım ben, ana. Hadi bir su iç canım, bir rahatla ne olur. Şöyle bir nefes al. Ancak ben o zaman rahatlayacağım. Kimse çıksın. Bilenler de konuşsun. Konuşsun, susmasın. Birileri gördü, biliyor. Bu evladım birilerinden korkarken birilerine söyledi. En yakın arkadaşına söyledi. Susanlar, susmayın ya, susmayın. Ne kadar yaşayacağınız siz daha. Hiç mi korkunuz yok, Allah korkunuz yok. Nasıl can vereceğiniz siz ya. Sadece bu konu değil diyorum, her konu hakkında ya. Bu kişilere meydan vermeyin, vermeyin ya. Fatma Hanım, bir dakika rica edeceğim. Çok önemli bir şey paylaşmam lazım ve yorum almam lazım. Şimdi bu Onur D. telefonla ilgili sorulara ve aracın takasıyla ilgili sorulara doğru düzgün cevaplar vermedi. Doğru düzgün cevap verdi diyen varsa söylesin. Hayır. Yani ben yanılıyor olabilirim ama orayı hep bir geçtik. Halbuki geçmememiz gereken önemli konulardan biri telefon. 2003 yılı sonlarına doğru tamamen iptal ediliyor. Aynı tarihlerde de aracı takasa giriyor. Ve bu araç bu itiraf olayından sonra yeni sahibinden alınarak kriminal bir incelemeye tabi tutuluyor. Ve aracın yine o şeyi getirebiliriz ekrana, araçla ilgili grafiği, 5-6 ayrı noktasında kan ve bazı salgı bulgularına rastlanıyor. Bunlar üzerinde de bir araştırma yapılıyor. Daha önce bu konu gündeme geldiğinde aile de dedi ki işte araçtaki aracın ön sağ koltuk üst oturma koltuğu alınmış. Aracın arka sağ koltuk döşeme koltuğu alınmış. Aracın arka okuyamıyorum bunu. Her neyse, yani 5 ayrı noktada aracın işte paspasında, efendim bagaj kapağında vesairede 5 ayrı bulguya rastlandı. Bunlar sağlık. Ay ne oldu? Arkadaşlar bir şey girin lütfen. Bir şey girin. Tufan geldi. Tufan geldi. Kızın bulundu dedi. Anneniz ayakta ve onu bul. Kodlu çocuğun biyolojik annesi, rahat ol anne. Ve Asiye'nin kızı Melike geliyor. Artık anne istediği her yere gidebilecek. Anne. İki ihtimal var. Handan'ın kayboluşunda.
Handan Çakal'ın şüpheli kaybının arkasında ne olduğunu kurcalayacağız efendim. 15 yıldır kayıp olan 19 yaşındaki Handan Çakal ve onu öldürdüğü iddia edilen Onur D. tanışıyorlar mıydı? Anne benim çok arkadaşım var ya. İstanbul'dan bile var. O benden yaşça büyük. Üniversiteyi bitirmiş demişti. Kendinden yaşça büyük üniversite mezunu genç Onur D. olabilir mi? Onur ve Handan sevgili miydi? Handan'ı görünce yanındakine baktım. O benim hafızamda yer etti. Dedim bu o yani, o çocuk. Onur'un sevgilisiymiş. Handan Çakal'ın başına ne geldi? İki kardeş vardı stüdyomuzda. Diğer kardeşlerini aramak için geldiler. Anneleri kayıptı. Bu çocuklar üç ayrı yetiştirme yurdunda büyümüşler. Birbirlerini bulmuşlar, diğerini arıyorlardı. Fakat kızımız burada biraz fenalaştı. Dışarı aldık onları. Bir şey yok, endişe edecek bir şey yok. Bu arada bu araçla ilgili konuşuyordum. Evet, Onur D. aracını takasa soktu. Ve o araçta daha sonra bu itiraf olayı gündeme gelince yeni sahibinden alınarak bir incelemeye tabi tutulmuştu. Aile de dedi ki orada çıkan işte kan vesaire başka sıvı, lekeler, bulgular vardı. Bizden de örnek alındı fakat Handan'la uyuşmadı dediler. Bu arada Onur Bey de aynı şeyi söyledi. O araçtan inceleme yapıldı dedi. Fakat şimdi okuyacağım bölüm çok önemli. Yani ulaşabildiğimiz ve bildiğimiz kadarıyla hocam yorumlayacak. Şimdi olayın gerçekleştiği beyan edilen plaka sayılı otodan elde edildiği belirtilen 4 delil nolu lacivert kadife cinsi koltuk altlığı ve 5 delil nolu 6 plastik üst kısmı gri renkli bagaj paspası üzerindeki eser miktardaki lekelerin kan lekesi olduğu tespit edilmiş olup bu kan lekeleri üzerinde yapılan insan hayvan kanı ayrım analizinden ve DNA analizlerinden sağlıklı bir cevap alınamamıştır. Yani bu aslında hocam açıklayacak. Bu Handan'la uyuşmuyor demek de değil. Bu başka bir şey hocam. Yani kan bulunmuş fakat aradan zaman geçti. Muhakkak ki yıkandı. Belki bir takım kimyevi maddeler de kullanıldı yıkanırken. Bunun sonucunda ki araba olduğu için giren çıkan da çok fazladır muhakkak ki. Bunun sonucunda kan olduğunu saptıyorlar. Kan reaksiyonu veriyor. Fakat kime ait olduğu ile ilgili bir çalışma yapılamıyor. Yani bu Handan'a da ait olabilir, başka X bir kişiye de ait olabilir. Bir de daha önce aile şey diye yanlış yönlendirmişler, bu bir işte regl kanıdır diye. Yani bagajda onun ne işi var? Hani koltukta dese o olabilir, tesadüfen bulaşmıştır. Yani bagajdan da deyince yani bir dosyada hani Metin Bey de daha önce belirtmişti. Sanki birileri el atmış, oynamış, yanlış yönlendirmeler yapmış diye bir tezi vardı. Bunda doğrulayan evet, bir şey. Yani bu araçta yapılan muayene neticesinde, inceleme neticesinde bu kan Handan'a ait değildir denmiyor. Ona aittir de denmiyor. Çünkü tespit edilemiyor. İnsan kanı mı, hayvan kanı mı? Evet bir kan var ama eşleştirilemiyor. Dolayısıyla burada şunu diyemiyoruz. Aa evet bu araçtaki kan Handan'a ait değildir diyemiyoruz. Şimdi burada Murat Bey var. Murat Durmuşkaya. Zamanında Turan G. ve Onur D. ile koğuş arkadaşlığı yapmış. 3-4 ayda beraber kaldık dediniz. Evet. Ben daha sakin sakin. Tabii ilk girdiğinizde biraz da kamera heyecanı da oluyor Murat Bey. Lütfen bize bu şeyi bir anlatır mısınız? Tekrar. Siz 3-4 ay kaldığınız dönemde. Evet. Onur size ne anlattı? Onur'la Turan, Onur'un anlatmasını anlatıyorum. Onur'la Turan Bursa'ya gidiyorlar. Bunlar daha önceden kapkaç işleri yapıyormuşlar. Başka vatandaşlardan olsun, evlerden olsun altın ziynet eşyası toplayıp biriktirdiklerini söylüyorlar. Olay tarihinde de Bursa'ya gidiyorlar. Yürürken veya dolmuş durağında birisine denk geliyorlar. Diyorlar o kişinin işte kapkaç yapma amaçlı Turan aşağı iniyor. O arada bir yaygara kopunca da şahsı arabaya bindiriyorlar. Oradan çıkarak İzmit istikametine devam ediyorlar. Onur'un anlatması Turan arkada onun ellerini ayaklarını kişinin bağladığını söylüyor. İzmit'te şeftali tarlasında da indiğini söylediler. O bölgede Onur ona yapma diye
tartışıyorlar kendi aralarında. Tartışıyorlar. Onur'a diyor ki işte hani şimdi bizi gördü, plakamızı aldı. Nasıl olsa bu olay olacak. Bunu yapmak zorundayız diyor. Onur diyor ki ben arabanın ön tarafına geçtim. Arka tarafta boğmuştu onu diyor. Öldürmüştü diyor. Farklı bir ifadeye girmiyor başka. Ondan sonra bir kayalıklar varmış. Yani boğmak suretiyle mi öldürdüğünü evet, söyledi? Evet. Tuğra'nın boğduğunu söyledi. Ondan sonra kayalık bir yer varmış. Oraya atıyorlar. Üzerine biraz toprak, biraz kaya kapatıyorlar. Oradan İzmit'e, İzmit'ten İstanbul'a artık kaç gün geçiyor aradan orasını tam bilmiyorum. Sohbet arasında geçiyordu. İstanbul'a geçiyorlar. İstanbul hangi semt olduğunu bilmiyorum. Tekrar bir kahveci, Turan'ın arkadaşı kazma kürek alıp arabanın bagajına koyuyorlar. Onur'a da diyorlar ki Onur sen benim diğer emanetlerimi getir. Benim işim var deyip oradan ayrılıyorlar. Onur'un demesi o zamanki bizde içeride. Dedi ki kesin dedi kazma küreği aldı. Gitti oradan cesedin yerini değiştirdi bunlar dedi. Çünkü olay yerine gittiğimizde dedi ceset yoktu orada dedi. Benim gösterdiğim yerdeydi dedi. Oradan yok olmuştu dedi. Kahveciyle ikisi kaldırdılar bunu dediler. Ben kahveciyi tanımıyorum. Onur'u tanıyorum, Turan'ı tanıyorum. İkisini de cezaevinden tanıyorum. Onur diyor ki cezaevinde görüşmemiz, kavga etmemiz mümkün değildi diyor. Günün şartları araştırıldığı zaman hapishanenin coğrafi yapısı da ortaya çıkar. Görüşmemeleri mümkün değildi. Birebir yan yanaydık zaten. Arada bir demir parmaklıklar vardı. 7-24'te tartışırlardı gayet. Murat Bey, buna sadece ben değil koğuşumda bütün 30 tane arkadaşımız daha şahit. Peki bana tam olarak bu cezaevinde Onur'la ve Turan'la olduğunuz dönemi tarih olarak söyler misiniz? Tam 2006-2007 o tarihlerde işte. Hangi cezaevi? İzmit. İzmit. Katil o zaman cezaevi. Başka bir adı var mıydı İzmit? Yok, İzmit kapalı katibi cezaevi. İzmit kapalı? İzmit. Katipi kapalı cezaevi. Tipi katipi ayrılır onunla. Ben bunu özellikle sordum. O dönemde aynı olaya şahit olan koğuş arkadaşlarınız varsa bunu var. Gerçekten Allah rızası için ellerini vicdanlarına koyup doğruyu söyleyecek kişiler varsa çıkıp gelmeleri için bunu özellikle söyledim. Buyurun. Şimdi ben Murat kardeşime tekrar sormak istiyorum. Şu annenin feryadını gördükten sonra yalan söyleme ihtimalim var mı? Veya... Annem mi? Uydurma ihtimalim var mı? Kesinlikle hocam. Ne madalyonuz anneyi gördükten sonra. Olur mu? Öyle bir şey olabilir mi? Bir ikincisi de bu Onur hiçbir zaman yaptığını söylemiyor. Ben yapmadım. Turan iftira atıyor diyor. Mahkemede niye söylememiş acaba Turan yaptı ben yapmadım diye? Onu söyledi mi size hiç? Aralarında çok muamma var bundan hocam. Geçmişe dönük bunlar gayrimeşhur kovalayan ikisi de insan. Onur bazı yerde diyor ya ben onu daha önceden fazla uzun süredir tanımıyorum. O kesinlikle yalan. Yani koğuşta diyor ya ben yapmadım beraberdik ama Turan yaptı diye. Evet. Ama mahkemede kesinlikle Turan iftira atıyor. Ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Turan yaptı da demiyor. Yani bu hiç koğuşta konuşuldu mu böyle? Koğuşta konuşulan zaten dedim ya diğer 30 arkadaşın da isim listesini ben çıkartacağım. Şimdi zaten yarısı aklımda yarısı tam hatırlayamıyoruz. İnsanların isim hatırlasak da herhangi soy ismini hatırlayamıyorum. Ama o günün tarihlerine baktığımız zaman koğuşta yazan kişilerin hepsinin listesi bellidir. Şimdi bu 30 kişi buna şahittir. Yani mahkemede yani niye söylemediğini, mahkemede niye Turan öldürdü demediğini size söyledi mi? Yani Turan'dan hayır. Korktuğu için mi böyle bir şey söyledi acaba? Turan'dan korktuğu kesindi zaten. Turan cezaevinde elinden gelse öldürecekti onu. Ona bilakis canlı yaşayan insanlarız. Ben Fatma Hanım'a da bir şey söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na gitmesine konunun gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü şu anda Bursa Emniyet Müdürümüz çok deneyimli, Osman Ak Müdürüm çok deneyimli bir emniyet müdürü. Ve bu olay yeminle söylüyorum çok basit şekilde en azından bu yer bildirimlerinden çıkabilecek bir olay. O dönemde Onur'un ve Turan'ın kullandıkları cep telefonu tespit edilerek o tarihlerde orada mı değil mi diye çok basit şekilde yapılacak bir araştırma çıkacak. Ben emniyet müdürümüzün de bunun en kısa zamanda çıkartacağına inanıyorum. Ayşe Hanım bu durumda dosya galiba Sakarya'da. Evet mi? Sakarya'da. Belki birleşmesi mi gerekiyor iki ilin emniyet müdürlerinin? Çünkü şu an bütün her işlemler Sakarya'dan. Devam ediyor. Sakarya'da devam ediyor. Bundan sonraki yapılacak bütün işlemler mahkeme kanalıyla talep edilip yapılacak işlemler. Telefon kayıtları dahil olmak üzere. İşte Murat Bey'in tanıklığı yine mahkemede dinlenecek. Yeni tanıklar varsa onlar mahkemede dinlenecek. Onların anlattıklarını istinaden yine şüpheliler, sanıklar tekrar dinlenecekler. Tekrar soru sormak gerekebilir bu insanla ilgili. Yer gösterme bir kez daha yaptırılabilir. Yine tabii cesedi varsa böyle bir şey. Cesedi araba çalışmaları halen devam ediyordur. Edecektir de yani. Pazartesi günü dediğim gibi çok önemli bir çalışma başlatacağız. Bunu şimdiden sadece bir ön sinyalini veriyorum. Fatma Hanım, Murat Bey karşında senin oğlu kızını öldürdüğünü iddia ettiği
kişilerle, yani Turan Onur'u suçladı. Onur Turan'ı suçlamış iddiaya göre cezaevinde. İşte karşında. Sormak istediğin, benim bile aklıma gelmeyen şeyler olabilir. Sen konuş. Şu anda buyur anne. Aklıma takılan, ben yanlış mı anladım bilmiyorum. Onur oraya gittiğimizde ceset yerinde yoktu zaten. Gittiğimizde demiş. O zaman bilerek mi gitti Onur Handan orada olacağını tahmini, ama bilmiyorum diyor. Annem, benim bildiğim şey, kesinlikle Onur, bilmiyorum diyor. Onur, olayla ilgim yok diyor. Olay yeri inceleme, bunları alıp olay yerine Onur'u götürene kadar Onur cesedin orada olduğunu söyledi bana. Bak, sizi üzmek istemem, özür dilerim. Ben sadece duyduklarımı anlatmak isterim burada. Orada bahsettiği, evet, kesinlikle bu olayla bir ilgim yok. Şeyde hayır, de söylüyor, ben bilmediğim ben şeyi nasıl... Ben gittiğimde diyor, polislerle, cinayet masasıyla olay yerine gittiğimde dedi, olay yerinden kahveciyle, kahveciyi bilmiyorum, İstanbul'da bir kahveci semtlerinde... O zaman bu kolay bulunur yani, ne yaptıkları. Sadece diyor ikisi atmış olabilir, başka yere diyor defnetmiş olabilirler, götürüp koymuş olabilir. Ama diyor biz onu taşla kapattığımızda üzerine diyor... İnşallah başka birisidir artık. Ne diyeyim ona? Bir şey diyemiyorum. Adlandıramıyorum bir. Ya olsa. Bütün umudum o. Bak, ben anne olarak hani ne kadar başka yere götürdü, ölmedi benim oğlum. Kızım yaşıyor desem ben de. Ben bunun için sana tabii söz veriyorum. Yani. Annem acaba, ya madem bu kişiler çıktı, acaba aydınlansın yani. O benim amacım o. Ben onun arkasındayım. Evet. Böyle bir olay varsa niye kapansın? Bu kahvehane sahibi kimse, ona da sesleniyoruz. Evet, aynen. Evet, kazma kürekle gidiyor. O zaman çok güzel aydınlanır. Sadece bunlar ne var orada? Açılır. Değil yani. Değil, bakılır deniyasına. Ha, ben de diyemiyorum artık yani. Söz bulamıyorum desem, o kadar çok sözüm var ki. O kadar çok söyleyeceğim şeyim var ki. Yani bu arada takılıyorum, bana vallahi bir komşular diyor ya, bravo sana diyorlar. Böyle bir ayakta duruyorsun. Benim kızımla ne mücadelelerim oldu. Babayı kaybetti, arkadan abla böyle onu daha çok koydu. Ben artık Handan diyeyim, Rabbim Allah'ın Handan sana emanet, sen onu görüyorsun, sen koruyorsun. Benim gözümün önündeki evladım dedim gidiyor. Ondan sonra başladım ona sarılmaya. Ama içimden çıkıyor mu? Her dakika, her anda ben hala da Handan diyorum. Herkesi anlatırken Handan diyorum. Elmayı çok severdi, ben aylarca evime elma alamadım. Annem benim. Ben cumartesi, perşembe kayboldu. Cumartesi ben gezmeyi dedim. Anne elma krizim tuttu geç vakit. Bana bu bir yerden elma getir diyen kızım. Sesin kulaklarımda çınlıyor. Evet, şimdi iki gün boyunca sakinliğini koruyup sorduğumuz her soruya aslında biraz da kendi bildiklerini söyleyen Onur D. biraz önce telefonda gerçekten bayağı bir öfkeliydi. Ya 15 yıl durduysan, eğer böyle bir olayla karıştıysan, ya daha ne susuyorsun? Daha ne susuyorsun? 15 yıl daha yaşayacaksın mı? Yarın ölmeyeceksin ne mi yavrum? Nasıl can vereceksin? Onur'un da çocuğu var. Şu anda bizi izliyor. Bak, 3 tane kızı var. Ben bundan diyorum, ölünü öp dedim. Çocukların ölüsünü öp dedim. Azaltabilir yani. Peki, bir müsaade edin. Şimdi Onur D'nin bu biraz önceki telefon konuşmalarından yola çıkarak... bu arada ben hemen Necla ile Mustafa'yı buraya alayım. İki kardeş, onlar yetiştirme yurdunda büyümüş. Birbirlerini bulmuşlar, üçüncü kardeşi arıyorlar. Bu arada anne de ortadan kaybolmuş. Necla bir rahatsızlık geçirdi. Necla, ne oldu kızım? Ha? Ne oldu? Heyecanlandığım zaman panik atak geçiriyorum. İyisin değil mi şimdi? Tamam. Onur D'nin telefondaki konuşmasını, tavrını, yorumlamalarını rica edeceğim. Hocam sizinle başlayalım. Şimdi daha önce Onur D bize son derece böyle pasif, işte Turan G'nin güdümünde ve ezik olduğu için kendini savunamayan bir kişi profili çizmeye çalışmıştı. Hatta ben eziyim demeye, evet, getiriyordu. Fakat bugün gördük ki işler ciddiye binince, gerçek bir şeyle karşı, olayla karşı karşıya kalınca hiç de ezik değil, gayet agresif, yırtıcı ve kendini son derece etkili bir şekilde savunmaya çalışan bir insana dönüşüyor. Demek ki daha önce bize çizmeye çalıştığı profil bir kere çöktü. Yani orada bizi farklı yönlendirmeye çalışıyormuş. Peki, Metin Bey? Ben de hocama katılıyorum. Ufacık bir şeyde hemen agresif olabilen insan, kızı da var. Burada kızına da sesleniyorum. Yani kızı da beni üzdü hakikaten. Gerçekler ortaya çıkacak. Söylesin, ben şu telefonları kullanıyordum. Bakın, araştırın. Eğer oradaysam oradayımdır, suçumu kabul ediyorum desin. Ama değilim diyebilecek bir durumda olan insan diyemiyor onu. Ben o zaman nereden hatırlayayım? 2 sene geçmiş, kim hatırlayabilir diyebilen insan. Demek ki bir şeyleri saklıyor. Çünkü teknoloji uyumuyor. Teknoloji gayet rahat ortaya koyabiliyor bunu. Bakın, şöyle bir cevap verdi. Ben
Kendisine dedim ki siz o dönemde 21 hat, 21 telefon hattı, yani 2000 ile 2016 yılları arasında kullanmışsınız dedim. O kadar kullanmış olamam dedi. Yani yok canım dersiniz yani, değil mi? Yok ne münasebet. Ben oldum olası bir tane hattım olduğu için. Ben size tabii söyledim yani, suça meyilli insanlar mutlaka birkaç tane hat kullanıyor. Hatta hepsini kendi üzerine de almıyor. Başkalarının üzerine, ölmüş insanların üzerine de hat alıyorlar. Öyle kullanıyorlar. Çünkü yani bir gün tespit edilse ölmüş bir insanın ismi çıkacak oradan. O zaman ben değilim diyecek yani. Bu insanların gerçekten kullandığı hatları tespit etmek lazım bir de. O gün kullandığı hat değil de belki başka hatları, başka insanların üzerinden hatlar kullanıyor. Ve onları tespit edelim. Dikkatinizi istedim. Çekmek istediğim bir başka konuda 2003 yılı sonlarına doğru en son artık bütün hatlarını iptal ediyor. En son kullandığı bir telefon var. Aynı tarihlerde de 2005'te de zaten bu itirafçı çıkıyor. 2003 yılında telefonunu iptal ettiği, arabasını takasa soktuğu tarihte Handan'ın kayboluşundan 7 ay sonrasına denk geliyor. Ayşe Hanım da konuşsun, en son size söz hakkı vereceğim ki size daha detaylı anlatayım. Ben tabii hukuki açıdan bakıyorum duruma. Bu işte bir takım veriler zaten bize bir şeyler anlatıyor. 21 hat ne demek yani? 21 hat kullanan kişinin 21 tane ayrı sorunu var anlamına bile gelebilir yani düşündüğümüz zaman. Murat Bey'in iddialarının hiçbirisine hayır Murat ben sana öyle demedim, şöyle demedim mi hatırlamıyor musun gibi bir cevap vermedi. Ben Turan'la görüşmemiştim dedi. Bir başka beyanında da Turan'ı cezaevine bir dilekçe yazdığını, hasım olduğu için ayrı tutulması gerektiğini söylediğini beyan etmişti. Ama Murat Bey'in söylediği gibi o cezaevinde temas konuşmak mümkün. K tipi cezaevinde içerisinin yapısı gereği. Ortak alanlar mı var? Evet yani bir de kapılarda böyle bütün demir kapılar değil parmaklıklı ses değil mi? Birbirini evet. Görebiliyor kişiler. Birer santim arayla böyle evet, parmaklıklı. Normal bildiğiniz parmaklıklı kapılar ve kişiler birbirini görebiliyor, iletişimde konuşabiliyorlar vesaire. Hani belki yakın temas olup işte ona dokunamadı, itip kakamadı her neyse bunları yapamadı ama sözlü kavgaların yapılabildiği bir ortamdan söz ediyoruz. Dolayısıyla hani bu saldırganlığını da üstüne ekleyecek olursak olay daha karmaşık hale geliyor ama karmaşıklık iyidir, sonuca hızlı götürür. Ay şu da takıldı bilmiyorum. Şimdi bunlar bu şekilde konuşurken, bağırışırken, ederken orada artık gardiyan mı diyeyim? Sivil polis namında bu kişileri izleyerek neler diyorlar, neler yapıyorlar, böyle bir takip olup da o kadar kişiyi takip etmek şeyleri öyle, yok mu bunun? Ama bu anlatımını Murat Bey'e anlatıyor. Öbür o bağırışmalar ortak alanda olabilir. Bir de gardiyanlar oradaki 50, 60, 100 tutuklunun ya da hükümlünün ne konuştuğunu. Hem bu insan hakları açısından değerlendirmesi gereken bir durum. Bunların hepsi kanunda düzenlenmiş. Ortam dinlemesi cezaevinde mahkumların bulunduğu yerde böyle bir şey. O da orası da onların mahremiyeti anlamda, değil tabii mi? Tabii tabii o anlamda da yasak çok olan bir şey. Çok söyleniyor, itiraf ediyorlar. Gamze Hanım siz Onur D'nin canlı yayına bağlandığındaki halini izlediniz. Bir de bugünkü telefon konuşmasını izlediniz. Bugün bize ne anlatıyordu Onur D? Burada dünkü gene kayıtla ilgili özellikle vurgulamak istediğim bir şey beden diliyle ilgili. Bir kişi gerçeği ve doğruyu söylediğinde bedeni dikleşir ve yükselir yukarıya doğru. Halbuki fotoğrafta da görülüyor aslında bakıldığında içine doğru kapanmış yani sanki boynu aşağı doğru dönük, küçülmüş gibi ve bir şey aşağı doğru çekiyormuş gibi. Gerçeği ve doğruyu söylediğimizde vücudumuz bize daha dik ve daha net bir postür veriyor. O nedenle orada bir soru işareti zihnimizde. Sizden bahsediyorsunuz. Bundan bahsediyorum, evet. Evet, yani bu hem ses tonuna, dünkü o nötr ses tonuna hem de beden diline yansıyordu. Bugün yani bundan şunu, özür dilerim yanlış anlaşılmalarda olmasın diye bunu söylemek zorundayım. Bundan biz Onur yalan söylüyor, Onur aslında bunu demek istemiyoruz. Yani bir şeyleri saklıyor da olabilir. Olabilme ihtimali var. Saklayan insan da mı böyle olur? Doğruyu tam tersten bakarsam. Doğruyu söylediğimde daha dik, daha net ve daha ifadeli olurum.
Ses tonum da daha ifadeli olur. Bedenimin verdiği enerji de ifadeli olur. Gözümün içindeki pırıltı da ifadeli olur. Şimdi nasıl Murat Bey konuşurken o gözünün içindeki hüznü, oradaki üzüntüyü görebiliyorsak her o gözün içi de duyguyla ilgili bir şey söylüyor. Peki efendim, bir ara vermek zorundayım. Dönüşte bize lütfen telefondaki Onur Bey'i anlatın birazdan. Gamze Hanım, Murat Bey'in ortaya çıkıp söyledikleriyle koğuş arkadaşları, ki öncesinde biz efendim ilk görüşmelerini de kayıt altına aldık zaten. Yani yayına çıkmadan önce de tabii bir teyit etmemiz gerekiyordu. Murat Bey'i tanıyor mu, tanımıyor mu? Murat Bey doğruyu mu söylüyor, yanlış mı söylüyor diye. Onu da yarın izleteceğim size. Bugün telefondaki Onur de ne söylüyordu? Telaş duyduk. Yani ifadelerinde, tonunda, hızında telaş vardı. O nedenle ne duyduk? Bitmeden başka bir cümleye geçme. Bu nedenle de aslında belki kaygı, endişenin telaşa dönüştüğü bir ses tonu duyduk. Peki efendim. Veda vaktimiz geldi. Yarın 12.45'te TV8 ekranlarında olacağız. Çok teşekkür ediyorum bizimle geçirdiğiniz dakikalar için. Yarın görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Allah iyilerle karşılaştırsın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Allah'a ısmarladık.